أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا خير أملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sizin üzerinize okuyorum, beni kim okuyacak? Siz de beni şey etmeniz lazım. Sizi korudum diyorum, ben kalıyorum Ayaz'da. Ondan sonra nazar tutaşa. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Unutturmayın bana, bunu da ben okuyayım kendime. Bir yere konduğum zaman bunu okursan üç defa o gün mümkün değil, o bulunduğun yerde gece konaklarsın, yattın veya burada oturdun, hadis-i şerif sahiptir, akrep sokamaz, işte biri gelip saldıramaz, silahlı bir şey olmaz, efendim, hiçbir musibet isabet etmez, yılan sokamaz bir şey. Adam birisini akrep soktu da geldiler dediler ya Resulallah falan kişiyi akrep soktu. Buyurdu ki o konakladığı yerde اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقٍ üç kere bunu okusaydı bir zarar görmezdi. Bu hadis-i şerif sahihtir. Onun için ben de buna niyet edeyim okuyayım. Sizi zaten sakındırıyoruz, Mevla'ya sığındırıyoruz. Üzerinize okuyoruz. Allah nazardan muhafaza eylesin. Yani benim derdimi de herkes çekmez yani. Çok konuşuyorum, geveceliğim çok. Bakıyorum iki saat olmuş, iki buçuk saat olmuş. Allah Allah! Yani her akşam sohbet ediyorduk evvelce ya, hepinizin kuvvetini sizden mi çıkarıyorum ya diyorum. Böyle alışmışım çok konuşma. Velakin yine çekmecede millet hep yollarda kalmış. Yine de doldu salon yani. 6000 koltuk vardı. Maşallah ama bir o kadar daha yoldan dönmüşler. Hep radyoyu aramışlar yani. O gün de orada trafik şey olmuş. Gümrük yakınmış oraya da. Cumartesi diye de gümrük kapalı olduğundan tırlar yollara dizilmiş. Bir şeyler bir şeyler. Hep imtihan yani. Ama geldiler Allah razı olsun gelenlerden, gelmek niyet edenlerden, dinleyenlerden hep Allah razı olsun. Orada da kısa konuşayım dedim. Önümde saat yok. Sanki burada saat var da ne fark ediyor yani. Saat yok diye bahane ettim ama yine iki saat olmuş. Yahu bir az konuşmayı öğrenemedim ya. Onun için dersler çok ilim oluyor. İstiyorum her bir şeyden bir şey anlatayım. Biraz da ondan da hızlı konuşuyorum. O da iyi olmuyor. Yarın bir gün dinleyenler rahat anlaması için hızlı konuşmamak da lazım. Ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah mübarek sene sonumuz Hicri yılımızın sonuna erişiyoruz. Allah hayırlı bitirmek nasip eylesin. Sonra yeni yıla gireceğiz inşallah. Şimdi bu Noel kutlanıyor, Hicri yılbaşı kutlanmıyor. Bundan da çok üzülüyoruz yani. Evvelki seneler Hicri yılbaşıyı kutluyorduk. Fakat benim de şimdi çok yoğunluğumuz var. Cumartesi de Bursa'da olacağız inşallah. Hicri yılbaşı da pazar. Pazartesiye bağlayan. Tabi duaları var. Pazar gününde duaları var. Gece girince duaları var. Pazartesi günü çok muazzam duaları var. Yani korunma, senelik, bir seneye alakadar eden. Yazdım dergide bayağı bir şeyler. Onları da inşallah beraber istişare yaparız. Ama diyorum ki, yani inşallah sözümde dururum. Bugün de biraz idare kısa konuşayım sizi yormasak. Bu insanların Hristiyan Noel'ine verdikleri değer gibi biz niye Hicri yılbaşımızı gündemde tutamıyoruz? Bunu niye canlı tutamıyoruz? Yani çoluk çocuk haberdar olmuyor. Kimsenin haberi yok. Bak iki gün kalmış yılbaşına Hicri. Kimsenin haberi yok. Müslümanların hiçbir etkinliği yok. Böyle bir yani ne bileyim işte hediyeleşmedir, işte benim mesajlaşmadır, selamlaşmadır. Hiçbir şey yok. Yani maalesef İslam nişanları gün be gün zayıflıyor. Zayıflıyor. Sadece kılık kıyafetle, şekillen bu iş olmaz. Bu İslam sindirme meselesidir. Yani bunu her şeyiyle
yarı o taraftan, yarı bu taraftan, yarı laik, yarı demokrat, yarı şucu, yarı bucu, bunlar hepsi boş işler yani. Bunlar hepsi boş işler. O hepsinden yarım olacağına bir tam Müslüman ol ya. Bırak hiçbirinden olma, tam Müslüman ol. Yarı 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 yarı, hepsi bir şey, bir karışık iş. Yani kimisi o tarafı yapıyor, bu tarafı bozuyor. Kimisi onu yapıyor, bunu ihmal ediyor. İslam bir bütün. Bütün hayatımıza yerleşmesi lazım. Ama maalesef yılbaşımız Avrupa'ya göre, takvimlerimiz Avrupa'ya göre, saatlerimiz gavurlara göre, her şeylerimiz gavurlara göre. Onun için biz iflah olmuyoruz yani. Yani ne oraya yaranabildik, ne buraya yaranabildik. Müslümanları zaten İslamiyet'ten söktü, çıkarttılar, koparttılar. Efendi Hazretleri söylerdi mübarek, uzun uzun anı, o nasıl kafasına tutardı ya, bir şeyi bir kere duyardı onu. Uzun cümleler yani, birisi bir dergide çıkmıştı o zaman, unuttum yani. Türk nedir yani diye, Türk'ün tarifi mi nedir işte. Bunun tarifinde başlıyor, işte İslam'a göre doğan, şey ezan okunuyor ya kulağına, sağına soluna işte. Şimdi bilmiyorum, onu da yapmıyorlar belki hastaneler. Ondan sonra İslam'a göre doğan, işte şuna göre askerlik yapan, şuna göre ticaret yapan, şuna göre hukuk sistemi olan, sayıyor işte İtalya, İsviçre, kanunlar nerelerden alındıysa hepsini topluyor. Hepsi bir gavur memleketinden alınmış. Fransa'ya hukukuna göre şunu yapan, yani işlerimiz, evlenmelerimiz bile bilmem ne hukuku belki de Fransa mı ne? İsviçre, İtalya bilmem ne, en sonunda geliyor. Yine sonunda İslam'a göre gömülen köksüz adamdır demiş yani. Gavurun biri bir dergide yazmış bunu da. Efendisi bunu böyle hiç unutmazdı, böyle uzun uzun anlatırdı da. Ben şimdi unuttum çok sene evvel. Belki eski sohbetlerde kayıtta vardı da bilmiyorum, yazılarda. Şimdi derdi sonunda İslam'a göre gömülen o da bozuldu derdi. Çelenk göndermeye başladılar, o da bozuldu derdi. Bu çelenk işinden dolayı. Zaten doğum işi de bozulmuştur yani. Böyle bir durum. Ama biz bu işi mümkün mertebe direnmemiz lazım yani. Biz bu işte teslim olmamamız lazım. Tabii bir nesil böyle kaynadı gitti ama yeniden canlandırmak lazım. Hicri yılbaşı, hicri yılımız çok önemli bizim. Muharrem-i Şerif, bütün hesaplarımız ona göre, Allah'ımız defterimize ona göre muamele ediyor. Hesabımız ona göre kapanıyor. Yeni sene ona göre açılıyor. Dualar ona göre yapılıyor. Yani bunlar çok önemli. Sene sonu duası. Ne zaman yapacaksın yani? Aralığın sonunda yapsan hesap tutar mı yani? Sene başını ocağın birinde yapsan hesap tutar mı? Manevi hesaplar tutmaz. Onun için biz mutlaka dönüş yapmamız lazım. Ben şöyle niyet ettim. Yani bana da çok yorgunluk. O gün de 2-3 program var pazar ama cumartesi de gece dönüyoruz Bursa'dan. Pazar akşam namazından sonra bir hicri yılbaşı kutlayalım biz. Buna üzülüyorum. Kaç senedir yapmıyoruz, senelerdir. Bu üzülüyorum ama bugün de tasarruflu konuşalım. O gün de tasarruflu konuşalım. Yani 2 saati 2'ye bölelim. Çok hem benim seslerim yorulmayalım hem de sizi de çok geç bırakmayalım. Ama o gece çok büyük bir gece. Çünkü bir de sene sonu duasını cemaatle yaparız. Sene başı dualarını yaparız. Millete bir teşvik olur. Radyolardan dinleyenler okur, amin der, tekrar eder. Bir şeyler yaparız yani. Ama şöyle yapalım, yani geç olmasın, pazar olduğu için ertesi günde iş var. Şey olsaydı, Noel olsaydı tatil olurdu. Her tarafımız değil yani. Elde kalıyor. Bak bir yeri tutuyorum, görüyor musun? Hemen elde kaldı yine orası da yani. Çünkü ya hicri yılbaşı adam sabaha kadar ibadet edecek, ertesi günü tatil et. Yok. Kadir gecesi mesela. Kadir gecesinin ertesi mutlaka tatil olması lazım. Adam sabaha kadar ibadet yapacak. İşçi memur ne yapsın? Nasıl işe gidecek adam 7'de ya? Zaten işrak olacak, ondan sonra yatacak biraz adam. Yani böyle. İbadete göre, ahirete göre, dine göre, İslam'a göre organize yok. Her şey dünya göre. Rabbim düzeltsin bu işleri. Amin. Düzeltecekler yaratsın. Amin. Amin. Sebepler halk eylesin. Amin. Düzeltme niyetinde olanları muvaffak eylesin. Amin. Amin. Yani şunu demek istedim. Akşam namazını müteakip yapalım. Çünkü pazar ya. Şifa Şerif ikindide ya. Ha bitsin. Biz akşamdan sonra zaten biz genele söylüyorum. O özel kişiler.
Ben genele söylüyorum. Olmaz. Yer olmaz. Sokakta kalırlar. Yazık ben. Şimdi hanımları nasıl çağırayım sokak? Sokakta kalırlar yani. Yani biz hicri yıl başına inşallah niyet edelim. Neye niyet edelim? Efendim kafirlerin inadına. Bu milletin yılbaşılarını, hicretlerini, adetlerini, İslami örflerini değiştirmek isteyenlere rağmen biz bu hicri yılbaşını gündemde tutacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretini kutlayacağız. Muharrem-i Şerif'i kutlayacağız. İnşallah diye böyle niyet edelim şimdiden. Bir defa niyetimizi yapalım. Yani akşam namazında burada olalım. Çünkü ilk namaz, senenin ilk namazı. Akşam namazı nedir? Senenin sene geceyle giriyor yani. Muharrem geceyle giriyor. Gecenin ilk namazı ne namazı? Akşam namazı. Senenin ilk namazını cemaatle kılmaya da niyet edelim. Ondan sonra da işte yatsıya kadar bir saat falan sohbet, dua falan yatsı da cemaatle kılınıp çıkarız. Hani 8'de falan 7.30-8'de dağılırız yani. Hani ki ertesi gün işe gidiyorsunuz da onun için demek istiyorum. Çünkü bu saatlerde olursa zor olur size. Pazartesi de iş günüdür. Böyle bir niyet ettim. Yapalım mı inşallah? İnşallah. İnşallah. Hicri yılbaşımızı kutlayalım inşallah. Ondan sonra birbirine işte hediyeleşilir, tebrikleşilir. Dağılınırken ondan sonra birileri bir şey getirir. Lokum getirir, şeker getirir. Dağıtır yani cemaate çıkanlara falan böyle. İkram için mesela. Bunlar da nedir? Kutlama yani. Tebrik kutlamadır bunlar. İyi şeyler, güzel şeyler. Hatırlanmaya vesile olsun. Çoluk çocuğa haçlık verirsiniz. İşte efendim bir şeyler eve ocağa alınsa iyi olur. Şeyler yemişler memişler şunlar bunlar. Çoluk çocuğun aklında kalır. Hanıma mesela bir hediye versen bir daha hicri yılbaşına seni bir ay evvelden hazırlar. Böyle bir ufak bir hediye yap hanıma bakalım seni bir daha sene hicri yılbaşını geçirtiyor mu? Çoluk çocuğa hediye veririz, on sonra unutmaz onu. Aa hicri yılbaşı var. Hiç şunu oturtamadık ya. Hiçbir çocuğumuz hicri yılbaşı diye bir şey. Şu anda benden bir beklentisi olan bir çocuğum yok. Niye? Çünkü oturtamamışız, düzen kuramamışız yani. Hani o hicri yılbaşı şeyli ekseninde çalışmamışız. O bakımdan bu sene böyle bir şey geliştirin siz. İnşallah. Evde ocakta da haber edin. Bak sohbeti dinleyin yavrum işte ben eve döneceğim işte akşam gelince size bir şeyler getireceğim. Herkesin istediğinden şeyler sorarsın mesela. İşte ne istiyorsa bakkaldan şuradan burada alırsınız bir şeyler. Bunlar Mevla razı olur bunlardan. Çok razı olur. Çünkü ona İslam'ı nakşediyorsun beynine. Bir işaret çakıyorsun ona. O onu unutmayacak inşallah. Ondan sonra bakalım. Yani bu işleri bir benle seninle yani yaz gelmez ama hepten de yani bu ölmesin bu işler. Biz yine bir vesile olalım inşallah. Evet. Bunu söylüyorum. Ondan sonra efendim zaten o gecede dualar da yapılır. Ben de bazı tabii şeyleri söylemek lazım. Şimdiden hazırlık olsun beyan edeceğim. Evvela bir hadis-i şerif yazdım bu sohbete gelmeniz hakkında. Gördüm bir kitapta. Geçen de dedim unuturum sonra buraya not almışım. Cemaate okuyacağız. An Ebi Umamete radıyallahu teala. Ebu Umame Hazretlerinden rivayet. Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Kainatın efendisi buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men gada ilel mescidi. Her kim mescide giderse. Mescid yani secde edilecek yer. Namaz, cemaat. İşte buraya geldik. Akşam cemaat kılanlar var. Yatsı cemaatle kıldık. Kim mescide giderse la yuridu hiçbir şey niyet etmiyor illa en yetealleme hayran bak namaz demiyor. Yani namaz zaten tamam o belli bir şey. Namaz demiyor, Kur'an okumak demiyor yani şey olarak kendine ibadeti demiyor. Mescide gidişindeki niyet illa en yetealleme hayran dinden bir mesele öğrenmek niyeti var. Şimdi sizin gelmeniz bu şimdi. Ev yuallimehu ya da öğretmek ya ders okutmaya ya ders dinlemeye, ya sohbet etmeye, ya sohbet dinlemeye, yani ilmi bir şey, faaliyet içinde bulunmak niyetiyle giderse, şimdi buraya geldiniz, inşallah pazar da geleceksiniz, inşallah haftaya perşembe var. Kâne lehu, o kişi için mükafat olur. Ne kadar?
ki ecri haccin. Bir hacı ecri var. Hac yapmış dönmüş. Şimdi hacılar döndü dönüyor şu anda. Gittiler. Kaç bin dolar euro? Birisi 25 bin euroya gitmiş. Bu herhalde Firdevs cennetine kadar çıkmıştır. Arafat'tan yukarı dönmedi herhalde o. Gitti oradan. Uçtu. Hacı uçtu herhalde ya. Bu 25 bin euro ne yapacak? İşte o uçak, jet, bilmem ne, Arafat'a bilmem füze. Bir şeyler çıkmış yeni. Pahalı çok. Neyse. Şimdi hacılar gittiler. Paraları verdiler. Ondan sonra zahmet çekiyorlar. Tabii de şimdi zahmeti de çekmemeye uğraşıyorlar ama çekmek lazım. Mina'da durmuyorlar. Müzdelife'de inerken durmuyorlar. Bir acayip işler duydum ya. Çok sinirim bozuluyor. Bu zengin ağa hacılar yani. Bu 25 bin euroluk hacılardan. Adam yani şeytan taşlamıyormuş. Müzdelife'de durmuyor. Mina'da durmuyor. Bir şey durmuyor. Ne lazım bu? Çünkü farzı yapmasa o kurbanla patlamaz. Hani Arafat'a çıkmayanın haccı gitti, istersen 40 tane deve kessin. Bedene yani büyük baş kurtarmaz. Arafat şart, ihram şart, işte farz tavafı da var, tam bu üçü. Bu üçünün dışında ne kadar vacip var? Değil mi? Müzdelife vacip, Mina'da gecelemek vacip, şeytan taşlamalar vacip. Efendim falan. Diyormuş ki ne lazım? Diyormuş ki bir kurban cezası, bir kurban. Kes bir kurban. Bütün kurban kese. Herif bütün vacipleri terk ediyormuşlar. Ceza kurbanı. Ulan ceza kurbanı ne demek? İnsan kasıtsız bir şey yapar da, bir şey olur da ceza kurbanı keser. Keyfine ceza kurbanı kes. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Müzdelife'de durdu? Niye Mina'da geceledi? Niye bunları yaptı? Sen bana uyun, hudu anni menasikeküm, hac vazifelerinizi benden alın buyurmadı mı ya? Sen hangi dindensin? Hangi sünnet üzeresin yani? Böyle bir din var mı ya? Cezaları kes. Nasıl olsa param çok. Efendim, bu kafa mantık değil, Allah muhafaza etsin. Böyle bir tembellik de çoğalmış yani. Neyse para ver. Yani işte efendim, yorulma var, zahmet var. Bayağı bir şey. Bunlar şimdi haçtan dönüyorlar. Tabi burada kazanan var, kaybeden var. Mebrur olan var, merdüt olan var. Reddolunan var. Allah bilir. Ama sen bu mescide niye geldin? Dinden bir şey öğrenmeye geldin. Veya öğretmeye geldin. Şimdi niyetimiz bu mu? Başka bir şey yok ki, bir şey öğrenmeye geldik buraya. Ders yapacağız. Ha, bu kişiye ne var? Bir hacı, hacca gidip dönenin ecri var. Bak oturduğumuz yerde şimdi bir hac sevabı alıyoruz. Belki bir tanesi içinizden birisi şüphelenir. Ya adam o kadar para verdi, vakit verdi, gurbete gitti, sıkıntı çekti. Ben de buraya geldim, bir saat sohbet çık git. Bu olur mu ya? Tammel hicjetuhu. Hem de onun sevabı diyor, haccı tas tamam olanın ecri kadardır. Hiç eksiği yok diyor. Haccı tam olan. Bir de gidip gelenin de kabul olduğu da belli değil yani. Burada haccı tamam olan gibidir diyor. Tabii. Ne kazanıyorsunuz gördünüz mü? Her geldiğinizde bir hac. Her gelişinizde şuraya bir hac. Tabii ki farz haccın yerini tutmaz. Borç ama nafile bir hac sevabı alıyorsunuz. Bak bu hadis-i şerifte buraya kaynaklar yazdım. Efendim bak Taberani'de var. Müsnedü Şami'in diye Taberani Hazretleri'nin kitabı var. Hilyetül Evliya'da var. İbn-i Asakir Tarih-i Dimeşk'te var. Hakim Müstedrek'te var. Beyhek-i Adab'da var. Münziri'nin Tergib-i Terip'te var. El-Medhal'de var. Irak-ı İhya-ülümüddin Hadis Tehricinde var. Neler. Dolu kaynak söylüyor yani. Hiç şüphe edilmeyecek bir hadis-i şerif yani. Öyle hurafe bir rivayet değil. Onun için hep niyetlerimizi sahih kılalım, tahsiye edelim, gözden geçirelim. Yola çıkışımızda niyetimiz dinden bir mesele öğrenmek olsun. Veya öğretmek yani. Anlatacaksan öğretmeye niyet et. Dinleyeceksen öğrenmeye niyet et. Bir hac sevabıyla dönmek Mevla nasip etsin inşallah. Ey velvelet, ey oğul. Ben buradan bir ders yapıyorum. Sonra şeyleri, duaları falan söylemem icap ediyor. Oruçları var işte. Ey oğul, el ilmu bila amel. Amelsiz ilim. Yani öğren yapma. Bu nedir? Cünunun, bu deliliktir diyor. Yani
Hakikaten neden? İtikad ilimleri, yani neye nasıl inanacağın, bu tamam. Çünkü itikad meselesine ben ne diyorum? Durduğun yerde itikatta hiçbir harekete bile lüzum yok. Hiçbir el kol hareketi bile yapmadan inancını tasfiye edip, bir öğrenip kendinde muhafaza edebilirsin. Bunda bir hareket gerekmez. Ama itikad ilimlerinin dışındaki ilimler işte. Sübhanallah ve hamdi, şu kadar sevabı var. İşrak namazı, bir hac, bir ümre sevabı var. Kuşluk namazı, cennette bir köşk var. Evvabin namazı, 12 senelik ibadet sevabı var. İşte Muharrem'in ilk günün orucu şu kadar, 10 günlerinin orucu şu kadar. İşte Aşure geliyor, işte Aşure gecesinin ihya şöyle. Efendim, Aşure gününün amelleri, 25 tane amel yazdık. 25 tane faziletli amel. Gusülden, sürme çekmekten, hepsinin fazileti, hadis. Doldurduk dergiyi yine bu sefer. Şimdi mesela bunları yazıyoruz, ediyoruz. Şimdi bunları amel etmemek, amelsiz ilim nedir? Bunları okudun, dinledin ve yapmıyorsun. Bu diyor deliliktir. Çünkü neden? Bunu dinlemekle bir yere varamıyorsun. Bu sevabı kazanman için şurada şöyle bir köşk var, saray var, efendim şöyle bir işçiliği şöyle, malzemesi böyle güzel falan. Şunu yaparsan bunu sen kazanıyorsun. Bunu bilsen ve bunu yapmak da senin elinden gelse, elinden gelen bir şey olsa, sen o köşkü kaçırır mısın? Mümkün değil. Bırak köşkü, Toki'nin dairesine bile atlarsın sen. Toki'nin 60 metre dairesine balıklama atlarsın. Yani köşk, saray falan bırak şimdi sen. Normal bir Toki bir daire. Adam bütün ömrünü oraya vakfetmiş ya, Toki'den bir daire alsam diyor ya. Peki ben de sana desem ki 100 kere Sübhanallah ve Hamdi çekersen Toki'den sana bir daire veriyorlar desem. Sen bunu çeker misin, çekmez misin? Vallahi çekersin. Peki sana diyor Sübhanallah ve Hamdi 100 kere okursan cennette 100 tane ağaç. Adam diyor ki ne yapayım cennetteki ağacı, bizim bahçeye lazım diyor. Bu adamın imanı var mı şimdi? Gavur demiyorum ama imanı kıt. Neden? Bir metrekareye 1000 tane çeker. 50.000 tane çeker. Hem de sesli çeker ki sonra çekmedin demesinler diye kaydı da dinletir. Sayın yetkililer der, bak der 50.000 çektim der. Çünkü dünyaya iman etmiş ki ev lazım, araba lazım, ocak lazım. Dünyaya iman etmiş. İşte elbise lazım, yemek lazım, aç kalmamak lazım. Ahirete acabası var. Hala orayı veresiye görüyor. Dünyayı peşin görüyor. El mali vel benun. İkinci rekatta okudu hoca efendi. Namazda. Ne diyor? Mal, oğullar, kızlar haydi haydi. Zinetül hayatid dünya. Tüm mallar mülkler. Dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendi ne kadar kalıcıdır ki süsü ne kadar kalsın. Önce süsü bozuluyor, sonra kendi de yıkılacak. Vel bakiyatus salihat. Kalan, geri kalan salih ameller, kalıcı salih ameller. Bize bunun tefsirine bak, her yerde Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber diye geçer hadislerde. Sübhanallah ve hamdi, buna işte la havle ve la kuvvete illa billah. Namaz, abdest, gusül, sohbet, ilim, hepsi girer. Kalıcı salih ameller. Hayrun inde rabbike. Rabbin katında bunlar daha hayırlıdır. Sevaben, mükafat bakımından ve hayrun daha hayırlıdır. Emelen, ümit bağlamak bakımından. Sen neyine ümit bağlıyorsun? Eve ümit bağlasan, bir deprem indi aşağı, bir yangın çıktı, efendim veya ev dur diyor, sen gittin. Evler kalıyor. Evlerin ömrü bizden uzun. İnsanlar gidiyor. Evleri kalıyor, malları kalıyor. Hepsi ölüp gidiyor. O zaman sen bu dünyanın neyine ümit bağlıyorsun? Ümit bağlanacak bir şey varsa salih ameller buyuruyor. Sen şimdi bu ayete inanan bir adam olsan bu ilim meclisine başka bir dünya işini tercih eder misin? Filmleri, dizileri tercih eder misin? Zikire karşı başka konuşukları tercih eder misin? Etmemen lazım. Ama nerede kar var, nerede zarar var? Mesele iman meselesi. Rabbim imanımızı görür gibi kuvvetlendirsin. Amin. Amelsiz ilim deliliktir. Çünkü akıllı insan ne yapar? Faydasız işe atılmaz. Şimdi sen bu kadar ilmi tahsil et. Oku, dinle, topla, cem et.
Ama bundan yararlanma. Bu akıllı işi değil. Deliliktir onun için diyor. Akıllı olsan bu benim neyime lazım? E Sübhanallah ve hamdinin faziletini duydum. E bunu yapayım ki ahirette bana faydası olacak. E, zikretmedim mi faydası olmayacak. O zaman akıllı adam faydasız bir şey dinler mi? Dinliyorsa mutlaka yararlanması lazım. Vakit verdim ben buraya bir şeyler öğrendim. O zaman yapacağım ki. Kara geçsin. Vel amel bila ilim. İlimsiz amel. İlimsiz amel. Bir de o var şimdi. Bir de ne var? Yeterli ilmi almıyor. Yeterli bilgilerle donanmıyor ama amele başlıyor. İtikadını güzel öğrenmeden okumadan Müslümanım diyor. Abdesti tam öğrenmeden anasından görmekle, babasından görmekle abdest alıyor. Millete bakarak. Namaz ondan bundan kulaktan dolma, derme çatma namaz kılıyor. Namazın ilmi halini farz öğrenmemiş. Geçen dergide bir şey çıkmış. Sol elinden, bir arkadaş dedi ki sol elinden buruna su vermek, sol elinden çekmek diye. Sonra baktım abdest kitabında da öyle yanlış çıkmış. Orada. Ama şey de söylüyor yani edeplerinde, abdestin edepleri bahsinde doğru yazılmış. Nedir? Sağ elinden su çekiyorsun, sol elinden doğrusu yazılmış. Sonra abdest alma bahsinde sol elinden su verip çekmek gibi bir genelleme olmuş. Orada demek kitapta da öyle bir tahsihle icap edebilir yani. Onu söylüyor. Bu arada onu da söylemiş olayım. Volkan Hoca Efendi bu itikat risalesinde de bir şey var dedi. İtikat şeye de benzemez yani. Burnuna solta çekmeye benzemez. Yani önemli değil. Burada da bakıyorum. Ve bil kaderi hayrihinin işte bunlar ben diyorum ya baskılara verdiler. Tek tek nasıl ben bu sayfalara bakayım? Bunlar esasen ilk baskıda böyle değil. Bizde var risk baskısı böyle değil. Sonradan matbaalarla değiştirdiler işte bu adamlar ben hapisteyken çok karıştırdılar kitaplarımı ya. Ben çıktım kitaplarımı tanımıyorum. Hepsine başka kapak olmuş. Hepsinin şey formatı değişmiş. Ben tanımadım çoğu kitabımı yani. Çok yani yaptılar bu yanlışlığı ya. Sayfa 12'de bakayım manada bir sıkıntı var mı? Yok şeyde Türkçe'de hayrihi yazılmış. Manaya da bakalım. Bir mana çok önemli. Kaderin hayırlısı, şerlisi Allah'tan olduğuna inan. Tamam. Bu da güzel. Amentü var ya 12. sayfede. Amentü billahi melaketi ve kutubi ve rusul ve yevmil ahir ve bil kaderi hisi var. Hayrihinin kelime hayır kelimesi silinmiş bu baskıda. Hisi kalmış orada. Ve bil kaderi hi oluyor. Halbuki hayrihinin hisi o. Hayır kelimesi şu olmuş. Ama hepiniz biliyorsunuz değil mi amentü? Bu ne nimet ya. Şimdi bakıyorum işte Türkiye Cumhuriyetler'deki bu Rusya'nın zulmünden yeni yeni işte kurtuldular ettiler. Hala da bir tam özgür bağımsız değiller. Yani Özbekistan, Türkmenistan perişan haldeler. Oradan gelenler burada çalışanlar da oluyor falan. Kelime-i şehadet bilmiyor. Hiç bilmiyoruz diyorlar. Kelime-i şehadet okuyamıyor. Sübhanallah-ı azim, Sübhanallah işte rükuda Sübhanallah zor diyor. Sübhanallah-ı azimi zor diyor. Yok. Hiç şey duymamış. Örtünmenin mesela kadınlar örtünmenin farz olduğuna mesela baş açık gezmek günah hiç duymamış. Hiç duymamışlar. Siz yine bu amentü yani belki bizim bu memlekette yetişenlerde de amentüyü bilmeyen var. Var mı? Kelime-i şehadet getiremeyen var. Kelime-i şehadet var ya bizde onlara diyoruz da burası da Rus zulmünden beter. Adamların elinden geçti bu memlekette. Burası da az bir durum değil yani. Ezanı Türkçe ettiler. Her şeyi yasak ettiler. Neler ettiler millete ya? Çok. Hiç, yani şimdi biraz bir serbestlik var. Allah tamamını erdirsin. Bu amentü büyük mesele. Yani kitaplarda bazı baskı hatalar olabiliyor. Bunları görünce birbirini uyarmakta fayda var. Biz de duyururuz. Ama siz biliyorsunuz tabii ki yani meseleyi biliyorsunuz. Manası da elhamdülillah doğru. Ona da bakmış olduk. Sayfa 12'de bu da. İlimsiz amel yani şimdi inanacağım. İtikadı kitap okumadan, sohbet dinlemeden nasıl inanacağım? Abdest alacağım. İlmi halini okumadan veya öğrenmeden nasıl alacağım? Namaz nasıl kılacağım? E o zaman ilim şart. İlimsiz amel olursa ne olur? La yekûn. O hiç olmaz. Amelsiz ilim yapsan yine ilim de bir ibadettir falan ama o da deliliktir amel niyetin yoksa. Yani ben bunları öğreniyorum ama hiç yapmayacağım.
Yapmayacağım ama öğreneyim. E bu deliliktir hakikaten. Çünkü kâra geçmeyecek. Ama ilimsiz amel olursa bu hiç olmaz. Bu hiç olmaz. Yani neden? Yanlış olur, bozuk olur, eksik olur. Şimdi mesela demin onu dedim. Baskı hataları tabii şeyler de oluyor. Evvelce İmam Muhammed Hazretleri büyük müçtehidimiz İmam-ı Azam Efendimizin baş talebelerinden Hanefi mezhebini tedvin etmiş El Asıl diye bir kitabı şimdi esas kitap bizde eskiden de var ama yeni basıldı böyle 11-12 cilt Muhammed Boynu Kalın diye bir hoca efendi ilgilenmiş yapmış sağ olsun Allah ellerine sağlık basmışlar etmişler kıymetli bir kitap İmam Muhammed Hazretleri'nin tabi çok kitapları var Cami-ül Sahir, Cami-ül Kebir, Siyer-i Kebir ilimleri doldurmuş İmam Şafii'den İmam Malik'ten de almış. Birçok İmam Şafii de ondan almış. Hep bunlar birbirinden almışlar. İmam-ı Azam Efendimiz vefat ettiğinde 18 yaşındaymış. Yani İmam-ı Azam vefat ettiğinde İmam Muhammed Koca Müçtehit 18 yaşında. Şimdi bizim 18 yaşındakiler evi bulamıyor. 18 yaşındaymış ve zeka. Biraz da şişmanmış tabii. Yani İmam Şafii diyor ki şişmanlardan ondan başka zeki adam görmüyor. Yani öyle zeki görmüyor. Çünkü şişmanlık biraz zekayı kısıtlar. Fakat diyor ben öyle bir zeka, öyle bir şey görmedim. Öyle bir delil görmedim. Delillerle dolu falan. Neyse onun zamanında da yani kendi yazmıyor tabii. Kitabı yazdırıyor birine veyahut da söylüyor, yazıyorlar falan. Onun da bir kitabını böyle istinsah etmişler. Oruç tutanla ilgili orucun bozulmama meseleleri falan. O yazmış ki mecbure, kelimeyi mecbure yazmış. Yani hani zorlan, orucu bozdurulan, silahı dayadılar da mesela su iç falan. Bunun hükmünü yazmış oraya mecbure. O da yazmış ki, yani yazan da mecnune yazmış. Mecnune yazmış. Tabii onu görmemiş tabii ki. Ha, getir kontrol edeyim her dakika ona bakamaz. Bu da yayılmış bu nuska şeye. Cihana yayılıyor da o zaman el şeyiyle, develerle, şeylerle göç gidiyor bir yere. Oradan bir kitap geliyor oraya. Ondan çoğaltıyorlar. Birisi gelmiş işte demiş efendim bu nasıl bir şeydir bu ibarenizde sizin bu fetvanızda falan. Ne oldu demiş. Demiş ki deli kadının orucunun durumu demiş. Bu zaten deliyse buna oruç yok ki. Yani Mecnun'un delinin akıl balik olacak. Akıl değilse Mecnun. Mecnunsa bunun hükmü yok zaten. Bununla ne alakası var? Demiş evladım bir bakmış eyvah demiş bunu nerelere bunu da o zamanki o yazıdan biz gönderdiydik demiş. Bu demiş demek bunu böyle yazdı bu adam demiş ya. Ne yapacağız şimdi demişler ki işte bunu nasıl düzeltiriz ne ederiz. Şimdiki gibi dediği gibi mesaj çek bir telefon et. Zor. Sonra bakmış evladım demiş bu demiş buna çok uğraşmaya gelmez bu da kurtarıyor demiş. Niye kurtarıyor demiş. E şimdi akıllıyken oruca niyet ettiği yarısında delirdi demiş. Bunun durumu da buraya giriyor. Fetva yine doğru çıkıyor dumanı demiş. Ama ne yapalım şimdi bunu hani toparlayamasak da şeriat bozulmadı yani demiş. Ama işte böyle şeyler oluyor. Ya o mecbure ya da o mecnune yazıyor. Bir nunla bir beyle. Arapçada da çok acayiptir. Bir nokta bütün işi değiştirir. Bir nokta bütün manayı değiştiriyormuş. Efendimizin anne babası meselesi de. Ma mati. Bir ma eksik oradan neuzu billah. Ne mana çıktı yani bir yok ya var mesela meselesi. Onun için dikkatli olmak da lazım. Tahsillerle de ilgilenmek lazım ama ilim biraz gayret ister, dikkat ister, titizlik ister. Kitapta da bir şey okuduğun zaman biraz da ne yapmak lazım? Sorgulamak lazım. Şimdi bunu bu hoca yazdıysa doğrudur. Hoca yazdıysa doğrudur ama bunu hoca da söylüyor. Orada bilgisayarı başkası yazıyor. Oradan matbaaya gidiyor. Matbaadan da bazı ileri geriler oluyor. Bundan dolayı tabii illa o yazan alimi sorgulamak, yargılamak anlamında demiyorum. Ama yazılan her şeyde tamam karıştırma, sorgulama demeyeceksin. Bu doğru mu acaba ya bu biraz şüphelendim baktın ki bildiğine uymuyor. Yani genel bilgiye uymayan şeyleri incelemek lazım. İlimsiz amel asla muteber olmaz. Onun için yine bu iş geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Amelsiz ahiret kazanılmaz. Ama amel nereye bağlı oluyor? İlme bağlı oluyor. Yine ilk kapı ne? İlim. Çünkü amel kazandıracak ama ilimsiz amel hiç olmaz. O zaman evvela bir ilmimizi alalım. Lazım olduğu yerde Rabbim kullandıracak inşallah.
Evet, çünkü nedir? Cahilin sofisi, şeytanın maskarası. İnne sufiyel cahile meskaratun li şeytan. Şeytan dalga geçer. Cahilin sofusuyla şeytan ne yapar? Dalga geçer. Çünkü neden? Fıkıh bilmiyor. Fıkıh bilmeyince şeytan onunla ne yapar? İşine geldiği gibi oynar. Gitmiş ne yapmış? Fareyi öldürmüş diye gitmiş fareyi sarığın içine sokmuş. Kaç sene o acıyor yani fareyi öldürdüm diye. Acıdığından gitmiş sarığın içinde onu oradan bir kuyruk sarkıyormuş falan. Bir alimin biri de nedir demiş bu senin sarığın binde değişik bir model mi yaptın ne yaptın demiş. Yok demiş böyle böyle sen deli misin demiş bu namazların hepsini iade etmen lazım. Şu fareyle namaz kırılır mı üstünde necaset var demiş. İşte merhamet eder bir şey eder cahil. Bilmiyor. Güya acıyor yani mahlukata. Ya anladım ama sen Mevla'dan daha mı merhametlisin? Pis olan mı? Necis var, temiz var. Abdülkadir-i Geylani Kaddesallahu sirru Samadani Hazretleri bir sahrada susamış. Kendisi anlatıyor mübarek. Derken diyor birden bir bulut peyda oldu. Evliyaullah'a bunlar çok şeyler yani bunlar ufak işte. Buluttan böyle bir çisenti gibi yağmur da yağmıyor ama böyle bir damla gibi damlıyor. Ondan diyor aşırı kuruluk, susuzluk ihtiyacımı giderdim. Sonra sahrada onlar Evliyaullah öyle bazı zamanlar bazısının yıllar sürer. Sahralarda tek kalırlar. Yani orada onların manevi bir yetişme tarzı. Sonra bir nur gördüm. Baktım ki ufuk aydınlandı. Bütün ufuk yani göğün kenarı aydınlandı. Yani olabilir. Mevla'nın ayetleridir dedim. Sonra bir suret zuhur etti. Yani bir tecelli. Oradan bir nida geliyor. Ya Abdülkadir. Ey Abdülkadir. Ama şey ya gök yer arası çınlıyor. Öyle normal bir ses değil. Ene Rabbüke ben senin Rabbinim. Diyor şimdi. Tecelli suri olabilir. Mevla'dan nida da gelebilir. İlla peygamber olmak şartı yok. Keramet de haktır. Nidalar duyulabilir. Mevla dünyada, dünya gözüyle görülmez ama bir surete bürünür. Tecellisini bir surete büründürebilir. Tecellisini, nurunu bir suretle gösterebilir. O onun zatı demek değil. Ama tecelli var. Buraya kadar hepsi olabilecek şeyler. قَدْ اَحْلَلْتُ لَكَ الْمُحَرَّمَاتِ ben sana haramları helal ettim. Deyince اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ dedim diyor. اِخْسَ اِيَالَعِينَ o zamana kadar manevi bir şey olabilir. Paylı gidiyorum. Ne zaman haramları helal ettim dedi. Vay melun defol dedim diyor. Bir avuzu çektim diyor. Tamam mı? Nur mur kayboldu. Bir de baktım diyor. Nur karanlığa döndü. O görünen bir tecelli şekli de duman oldu. Dumana döndü diyor. Yandı gitti diyor. Çünkü avuzu ne yapar? Bizim evuzüler pek yapmıyor da onun için evuzünün tesirinden pek haberimiz yok. Bizim evuzüler şeytanı daha mı yaklaştırıyor acaba? Sen şimdi hem karıya bak hem evuzü billahi dersen ne olur sen? Film seyret evuzü billahi, evuzü ne evuzü? Biraz da gözünü kapat kendin kaç sonra evuzü çek. Hem günahın ortasında duruyorsun hem evuzü çekiyorsun ya. Demiş ne şeytanı gör ne evuzü çek. Sen şeytanın dibine gitmişsin lan. Şeytan dibine girmiş evuzü çekiyor. Biraz da kaç. Evliyaullah kaçıyor bu kadar uğraşmak istemiyorlar ondan. Sen kendi haline ve şeytan bana ne yapabilir falan. Hava atıyorsun şeytana. Şeytana hava atılır mı sen? Senin gücün ne? Ne demiş adama? Meydan okuyan birine gelmiş öyle görünürdü. Şimdi de belki de görünüyor bazılarına. Surette girer yani melekler gibi o da girer. Demiş gel sen mi demiş bana meydan okuyorsun falan. Evet demiş, ne yapacaksın bir şey? İblis, iblis benim demiş ya. Ne yapacaksın bana demiş, yapamazsın bana bir şey falan. Demiş, sen hele bir gel bakayım, bak sana ne yapıyor. O da gidiyor peşine. Dönmüş geri demiş, ya milleti demiş, iple zor çekiyorum, sen ipsiz geliyorsun demiş ya. Gel şuraya ne yapacağım, geliyorsun demiş ya. Ne geliyorsun demiş ya. Ben iblissem demiş, ne geliyorsun? Ya bir hayır olmayacağı belli demiş yani. Sen demiş, zaten durduğun yerde aldanmışsın. Ama Abdülkadir Geylani olunca onun avuzusu ne yapmış? Nur karanlığa dönmüş. Hatta bir müridi vardı ya, bir müridine şeytan tebelliş olmuş. Tam hatmi şerif sohbet saatinde
ona tecelliler, tecelliler cennete dönüyor. O da sohbete gelmiyor. Şimdi bazı böyleleri var. Biraz geliyorlar, gidiyorlar, tarikat dersine de giriyorlar. Tarikat dersinde de tam böyle bir şeyler görmeye başlıyor. Nurlar, tecelliler, bir şeyler. Hafif yani postun üstünden hafif şeyle havalanıyorlar böyle biraz. Bazı hakikaten de havalananlar da olur yani. Bu olmaz demiyorum. Böyle havalanıyorlar falan. İşte benzini gittiği kadar gidecek. Ondan sonra sohbeti bırakmış. Sizden de olur ha. Tarikata derslere falan biraz çalışırız. Oo, ben sohbete gitmeyeyim. Mala yani oluyor cübbelinin sohbetleri ya. Gırgır şamata lagaluga ya falan. Ne olacak? Feyzim kaçıyor falan. Ulan neyin var da neyin kaçıyor zaten? Kaç gramlık feyzin var? Usturanın ağzına sürülecek kadar ilmin yok be. Cahil adam konuşuyorsun. Bir şeyden haberin yok. Ehl-i sünnet itikadının maddelerini bilmezsin daha sen ya. Öde feyzim kaçacak, sohbete gelmiyorsun. Ya bu laf mantık işte. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetini terk etmiş. O da o müridini merak etmiş. Allah Allah demiş ya. Nerede bu adam? Neyse çağırtmış bugün. Demiş evladım sen sohbette yoksun cemaatta. Demiş efendi hazretleri şimdi şeytanın işi yok ya. Tam sohbet vakti işte sabahtan sonra mı işrak vakti mi? Bir feyiz, bir tecelli yani yıkılıyor ortalık. Cennet-i âlâ açılıyor, firdevsler zuhur ediyor, giriyorum, geziyorum, ediyorum. Şimdi nasıl bırakayım demiş. Yani efendim demiş, ben demiş hani erdim demek istemiş. Yani tabii hak sizin tabii kabul ediyoruz ama benim de yaşadığım olaylar var. Ben şimdi oradan kopup da nasıl geleyim demiş yani sohbete şey demiş. Bakmış şimdi var. Şimdi şöyle bir durum var. Evvelce birileri de yaptı onu bana. Ya adam sohbet saati gidiyor Fatih Sultan'ı ziyarete. Her perşembe benim sohbetim var. 25 sene evvellerden bu. Perşembe sohbeti 25-30 senelik bir şey. Ta Ahmet Çavuş Camisi'nden başladık. Üç baştan falan. Karagümrük'ten başladık. Rahmetli Said abilerle. Ondan da yani evveli de belki de var. Ondan sonra ya arkadaşlar gelmiyor sohbete. Dedim ya o zaman cemaat daha az. Herkesi tanıyorum tabii ki. Ya neredesin falan. Ya işte bir arkadaş zuhurat gördü. Ne gördü? Fatih Sultan'ı ziyarete gideceğiz. E tamam gidin Allah kabul etsin. Ondan sonra niye sohbette niye yok? Sohbet bir saat, bir buçuk saat. İşte sohbet saati. Cuma gecesi ya, cuma gecesi gideceğiz. Ya tamam cuma gecesi git. Fatih Sultan orada devamlı yatıyor. 11'den sonra da orada. 12'de de orada. Sen niye 8'den 10 arası gidiyorsun ya? Fatih Sultan sen illa 9'da randevu mu verdi mübarek adam? Zuhurat görmüşler. İşte birileri onları sohbetten alıkoymak için numara. Tabii o onlar takılmışlar birine evliya diye mesela, o da onları götürüyor. O saatte sonra niye? Adamı cemaatten kopartmak. Şimdi minel cinneti ve nas. İlla ki cinden lazım değil ki. Yani böyle. Bu da gelmiş. Abdülkadir gene anlamaz mı mübarek? Demiş evladım. Sen demiş, evet demiş, böyle görüyorsun. Bir daha demiş o hal olunca, cennet açıldı, şu açıldı, bu açıldı. Manevi haller olduğu zaman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani beni bir çağır demiş. Yani aklına gel ya cennettesin madem beni de düşün demiş ya. Ben de demiş dışarıda mı kalayım demiş ya. Tamam efendim inşallah unutmam demiş yani. Vay ondan sonra ne kadar ilerlemiş ya Abdülkadir Geylani hava atıyor. İnşallah unutmam demiş tecellilerden falan falan. Mübareği güldürmüş yani. Ondan sonra yine o hal olmuş tam sohbet saati oluyor. Yani 24 saat Şeyh Efendi'nin veya bir alimin, bir müderrisin dersi bir saat, iki saat. Şeytanın işi yok. Cennet o saatte açılıyor yani. Niye ki? Adam ilimden geri kalacak. Böyle maskaralık çok olur. Dedim mi? Cahilin sopusu. Ondan sonra o arada yine bu dalmış, etmiş böyle haller, feyizler, nurlar. Hakikaten ya her şeyleri görüyor falan. Ya demiş Şeyh Efendi demiş böyle bir tembih etmişti. Birden hatırına gelmiş. Dur demiş onu da çağırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani der demez. Tabii ki nur gelince nar gider. Nar ne? O senin yediğin nardan değil be. Nar ateş. Nur ziya. Nar ateş. Arapçada nar ne demek? Ateş. Adam gelmiş ya sobanın başına. Arap gelmiş. Uludağ adamı ne? Sobanın başına da donmuş dışarıda. Kayak mı yapacak? Ne yapacak? Onlar da kar görmemiş buraya geliyor. Gelmiş orada demiş. En-nâru fâkehetü şitâ demiş. Yani ne demek? K-
Kışın da yani en iyi meyve nedir? Ateştir donarken. Yani dışarıda dondum demiş. Şimdi deme muz versen, şey versen, portakal. Ne lazım hani? Dondum ya. En iyi meyve yani zevk verici ürün. Ateş yani ısınmak demiş. Öbürü de yarım Arapça biliyor da. Bizde de çok olur demiş. Onlar zannetmiş biliyor musun? Cahil ya. Şimdi nur gelince ne olur? Nar, ateş gider. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kerameti var ki müridim nerede çağırırsa karada, denizde, okyanusun ortasında ya Abdülkadir Geylani medet gelir. Bunu Efendi Hazretleri'nden de dinlemişim ya. Yani. Bizim Efendi'den de dinledim. Müridi yeyne mestegâfe. Ugîfü velev kâne fî berrin ve bahr. Müridim nerede yardım istese karada veya denizde yardım ederim. İmam Rabbani'de de var. Tabi o da o Abdülkadir Geylani'ye çok tazim eder. Yani sadece Abdülkadir Geylani'ye mahsus da değil. Ama onda biraz fazla zuhur etmiş. Ahmet-i Rifai'de de var. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Şimdi onun nuru gelince ruhaniyet hazır oluyor. Ruhaniyet gelince tabi onun usulleri de var. Belki yazarım. Yani işte 12 rekat namaz var. 11 ihlas okuyorsun. Irak tarafına doğru 11 adım atıyorsun. Yani doğuya doğru 11 adım atıyorsun. Her birinde işte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin farklı isim ve sıfatlarıyla çağırıyorsun, medet diyorsun. Yetişir yani. Allah'ın izniyle yetişir. Mevla vermiş o tasarrufu. Der demez Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani der demez bir de bakmış ki her yer mezbele çöplük. Hani o demin nurdu ya cennetler menetler. Allah Allah. Kokular, leşler. Nasıl burada nur karanlığa döndü. O suret görünen güzel şekil dumana döndü ya. Yandı. Orada da hemen film yanmış yani. Bütün şeytanın filmi kopmuş. Bir de bakmış adam. Abdülkadir Geylani Hazretleri de gelmiş. O ara onun yanına. Demiş senin mi? Evladım bu mu senin cennetin demiş. Ne haldesin sen? O zamana kadar o işin şeytandan olduğunu anlayamamış. Halbuki nereden anlaması lazım? En faziletli amel ilim tahsili. Sohbet. Cemaat bir araya gelmek. Bu kadar ayet hadis var. Cemaat bir araya gelmek. Allah için ilim meclisine. Bu kadar ayet hadis varken buna karşı sen eğer hep o saatlerde böyle bir tecellilere mazhar oluyorsan burada bir hinlik arasana, bir şeytanlık, bir iblislik var burada daha. Niye? Bu kadar faziletli amelden niye geri kalıyorum tek başıma ben burada cennete giriyorum? Halbuki ne demesi lazım? Ben sohbete gideceğim demesi lazım. Böyle cennet mi olur? Daha dünyadayız. İlim, amel, ihlas yerindeyiz. Biz burada bunları tamamlamadık. Şeyhimiz sağ veya hocamız var, üstadımız var mesela. Onun cemaati var, cemiyeti var. Ben ayrı tek başıma dursam şeytan ne gibi? Kurt. ذِيبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَ Kurt, kuzudan, koyundan hangisini yiyor? Ayrı kalanı. Sen niye cemaati bırakıyorsun? O zaman anlamış. Anladın mı? Onun için ilimsiz bir yere varılmaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyormuş? Ben senin Rabbinim demiş. Hani Mevla'dan da bir nida da geldi diyelim. Bir melek vasıtasıyla gelirse. Ama ne zaman demiş ki haramları sana helal ettim? Ne demiş ona? İhse yani melun defol demiş. O zaman şeytan ne demiş ona? Necevte minni bi ilmike li hükmü rabbike. Rabbinin hükümlerini, fıkıhlarını, fetvalarını, helallarını, haramlarını bildiğin için benden kurtuldun. Ha demiş. İblisi de görüyor musun? Ve fıkhike, fıkıh ilmin var senin demiş. Onun için kurtuldun. Ve kad azleltu bi mislâdil vakati. Seb'ine minel sufi'il cahil. Ben aynı bu tecelli hareketiyle 70 tane cahil sopuyu saptırdım demiş. Şimdi haramları dümdüz helal gibi yapıyorlar. Makamımız atladı zannediyorlar demiş. Bak onu da söylüyor. 70 cahil sofuyu bu vaka, bu gibi bir hareketle saptırdım. Şimdi ne demek? Gök kaplanıyor. Şimdi iblisin arşı var. Mevla'ya nazire yapıyor ya melun. Nasıl Mevla'nın arşı var? İblisin de tahtı var. Tabii Mevla'nın arşı gibi gökleri yerleri kaplamış değil. Haşa. Ama gökle yer arasında taht kuruyor. Oturuyor. İblisleri başına topluyor.
sevkiyat yapıyor, akşam rapor alıyor, her gün iblisin, sahih hadislerde geçiyor bunlar. Sen ne yaptın, sen ne yaptın? İblis az mı? Bize zaten ufak bir şey yeter. Bize en ufak bir görüntü, bizim gözümüzü boyar. Biz böyle bir, efendim, gözümüzü yumuşak böyle tesbih elimize bir zikir yaparken falan, o arada birisi böyle bir ışık tutsa böyle çekti, Allah Allah falan. Uçuyor muyuz ya? Lan ne uçuyorsun? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, yahu diyor gözünü kapatıyorsun, o kadar da zikir çekiyorsun, derdin ne? Bir nur göreyim. Yahu diyor o kadar uğraşma, ne gerek var? Madem derdin nur görmek, aç gözünü, güneşi gör, hepsinden parlak diyor yani. Enayilik yapma evladım diyor. Bu tarikata girdinse itikadını kuvvetlendirmek, amelde kolaylık için gireceksin. Yani kitaptan okuduğunu görür gibi inanmak, bir de evvelce zorlandığın namaz, oruç, ibadetleri seve seve yapmak, bir de daha fazlasını aramak. Tarikatın bereketi budur. Yoksa efendim nur göreyim diye şey yapıyorsan diyor, gözünü kapatmaya lüzum yok, açıkta daha fazla ışıklar var diyor yani. Ne akıllı insanlar ya. Doğru yolu bulmuşlar. Ve alem, sen şunu bil ki enne kulli ilmin, her ilim ki la yub'idukel yevm, bugün seni uzaklaştırmıyorsa anil maasi, günahlardan. İlmin var, bilgin var, ayet, hadis, şunlar bunlar, sohbetler, bir şeyler, malumat topladın. Peki günahlardan seni uzaklaştırabiliyor mu? Uzaklaştırmıyorsa ve la yahmiluke ala taati, seni ibadete sevk etmiyorsa, öyle ya, faziletlerini biliyorsun, yapmıyorsun o faziletleri, kazanmıyorsun. Demek ki bu ilim len yub'ideke, asla ulaştıramaz, uzaklaştıramaz seni. Len yub'ide, asla uzaklaştıramaz ke seni. Gaden, yarın ahirette. Neden? Annari, cehenneme. Ya bu seni demek cehennem ateşinden de uzaklaştıramayacak bu ilim. Çünkü buradaki seni namaza başlatamıyor. Oruca sevk etmiyor. Namahremden korumuyor. Zinadan, içkiden, kumardan korumuyor. Bizim düğme de bu. Kitabı gördü mü kapanıyor ya. Seni demek cehennem ateşinden uzaklaştıramayacak. Sen o zaman bu ilimden çok bir şey bekleme. Bu ilmine mağrur olma. Çünkü doğru yolu bulmakta ilim müstakil yeterli sebep değildir. Mutlaka mucebince amel lazım. Nefsi kırmak, nefsin hevasını, kötü arzularını bırakmak, vakitleri vazifelere taksim etmek, efendim namaz vakitleri, zikir vakitleri, güneş doğmadanki zikirler, güneş batmadanki zikirler, sabah namazından sonraki zikirler, ikindiden sonra, akşamdan sonra, hep vazifeler var, tertipler var bunlar. İşte vakitlerini ona göre değerlendireceksin. Oho. Sen o işleri bir yapmaya kalksan, bu filmlere vakit kalır mı? Mümkün değil, dizilere vakit kalır mı? Uyumaya vaktin zor kalır, uyumaya. Yemeğe zor. Nerede öyle bir saat yemek? Bir saat hazmedeye değiyorlar. Devri kebir yapıyorlarmış bir de. 170 köfte mi neymiş geçen biri anlatıyor. Devri kebir. Yiyorlar, 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 arada duruyorlar. Bir daha bir sınıf başlıyorlar, bilmem ne. Önce şunlar, sonra bunlar, çeşit çeşit. Nasıl mideleri alıyor, ben anlamıyorum. Bir saat sofrada oturuyorlar. Bir, iki, üç. Ya bu kadar vazife var, sen nasıl bunu? Demek hiçbirini yapmıyor. Ahiret derdi yok adam. Sen ilmin olsa ne olur? Ve izâ lem te'amel, sen amel etmiyorsan bi ilmike ilminle elyem, bugün ilminle amel etmiyorsan ve lem tüdârik ile yâmel mâdiyete, geçmiş günlerini telafi etmiyorsan tevbe ile, kazaların varsa kaza ile, kul hakları varsa eda ile, hasımların varsa istirza ile, yani hoşnutluk almak ve razı etmek, her vaktin vazifesi var. Değil mi ki kaza namazın varken Sübhanallah ve hamdi çekiyorsun. Mübarek adam, kaza borcun var. Sübhanallah ve hamdi nafile. Borcunu, kazanı yıkıl. Kazaların bitir. Kul hakkı var. Adamdan helallik almadan ölsen gittin yandın ahirette. Sen gidiyorsun hacca, umreye. Her sene ömre. Kaç kişi de hakkın, hukukun var? Şu kadar adamdan kavgan, gürültün var. Alacak verecek bilmem ne var. Anlaşmazlığın var. Şerata göre yani halletmemişsin meseleni. Halletmemişsin. Adamdan helallik almamışsın. Veya şu veya bu. Şimdi bu hukuk var iken sen git dünyanın bir kenarında olsa onu bul da razı et sen. Şimdi umreye gitmekten daha eftal. Her vaktin vazifesi var. Her vazifenin vakti, saati var.
Burada en mühiminden başlayacağım. Bugün ölsen ahirette kabirdeki sual cevaptan başlayacaksın yani. Ta abdestin doğru değil, taharetin doğru değil, bir şey bilmiyorsun. İstinca, istibra bilmiyorsun. Abdeste kuru yer bırakıyorsun, guslün sakat falan. Bir ilmihal bir şey bilmiyorsun. Kalkıyorsun, gidiyorsun, fuzuli şeylerle muhabbetlere takılıyorsun. Oo, ben işte felancılara takılıyorum, hatmi şerif yapıyoruz, iyi. Ondan sonra uçuyoruz, kaçıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Tecelliler geliyor falan. Ya kardeşim tamam da sen şimdi farzların duruyor, Elif Bağ'dan haberin yok. Yani borçlarını ödememişsin, sana bir kimse demiyor mu ki şunları öğren ya? Senelerce adam, adam da bakarsan biraz da maddi durumu düzgün olup da tekkeye, Mekke'ye, oraya buraya da yardım da yapıyorsa adama da hemen diyorlar sen erdin maşallah, sen cennete direkt gidersin, hiçbir şey lazım değil, sen ama sen yeter ki bize para ver, yardım yap talebelere, şuraya buraya burs murs falan, ondan sonra sen cennete alaya git. Nerede var böyle bir şey ya? Nerede var? İtikadından o sorulacak, amelinden o sorulacak, abdest namazı o sorulacak, mezarına tek başına inecek, herkes ameliyle çukuruna inecek derdi Alaaddin Efendi Hazretleri. Sen mi gideceksin, kurtaracaksın? Niye adamları doğru yönlendirmiyorsunuz ya? Hangi hoca hacı olursa olsun, benim lafım ortaya. Bu adam bana yardım etsin de ondan sonra ne yaparsa yapsın. Böyle bir şey yok. Adamı teşvik edecek. Ama hoca efendi şimdi adam geliyor bize de yardım ediyor, cami yapıyor, talebeye veriyor. E tamam. E şimdi biz buna abdesti doğru al, gel ilmihal oku, gel talim tecvid oku, harfleri doğru çıkaramıyoruz. Bunu şey ederiz, sıkıştırınca sıkılırsa gider. E gitsin. Ne yapalım böyle yanlış yanlış duracağına? Yanlış. Fayda yok. Yarın Mevla sormaz mı sana? Peki o adam yarın ne yapacak sana? Ahirette zoru görünce, lan ben kimin peşindeydim? Falan hocanın. Gelecek onu bulacak mahşerde. Dalacak gırtlağına. Niye? Ya bu kadar sene beraber gezdik hoca efendi. Bir abdestinde yanlışımızı demedin ya. Demeyecek mi sana? Olmaz. Böyle arkadaşlık olmaz. Namazı hızlı kılıyor. Uyaracaksın. Kardeşim patküt kılıyorsun. Bu namaz böyle olmaz. Yani kırmadan, hakaret demiyoruz. Ama emri bil maruf. Vazifemiz bu. Sohbetin derdi bu. E senin diyor bugün ilminden amel etmiyorsan, geçmişi telafi etmiyorsan, tevbe etmiyorsan, kazalarını kılmıyorsan, haklarını ödeşmiyorsan, hasımlarından rızalaşmıyorsan ne yapacaksın? Tekulu kaden yevmel kıyam. Kıyamet gününde diyeceksin ki ferci'na ne'mel salihan. Ya Rabbi döndür bizi de bu işleri düzeltelim diyeceksin. Şimdi bu iş mi şimdi? Cehennemden geri çıkıp da dünyaya gelmek veya mezardan geri dünyaya dönmek isteyecek. Hepsi isteyecek. Hepsi isteyecek. Tabii ki makamına göre kimisi daha fazla kazanmak için isteyecek. Yoksa pişmanlığından değil. Şehit yani hakiki bir şehitse ya Rabbi beni dirilt cepheye gönder. Tekrar şehit olayım, tekrar geleyim. Yani evime, çoluk çocuğuma uğrayayım istemiyorum. Çünkü kazanmış ya hani, karımı artırabilir miyim? Şehit de istiyor yani, isteyecek. Ama bir de var ki, hiç vazife yapmamış. Bu tamamen pişman, hasret ve nedamet içerisinde. Bunun istemesiyle bir olur mu öbürünün istemesi? Bizi döndür, salih amel işleyelim. Secde suresinde de var. Evet. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Fatır'da da olabilir o. Yani kafirler işte neyse asiler cehennemde feryat ediyorlar. Medet bağırıyorlar. Rabbena ey bizim Rabbimiz. Ahricina bizi çıkar buradan. Biz düştük buraya. Ne'mel salihan. Salih ameller işleyelim. Çıkart buradan da nereye çıkartacağım? Dünya yok ki. Dünya pazarı kalktı. Nereye çıkartacağım seni? Cennetlik değilsin ki, buradan çıkartsam cennete gitmen lazım. Başka yer yok. E cennetlik değilsin. Nereye çıkartacağım sen? Nereye çıkartacağım? E salih amel. E salih amel kalmadı ki. Yatsının farzı mı kaldı ahirette? Sabahın farzı mı kaldı? Helal haram mı kaldı? Teklif alemi çöktü gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ne salih amel işleyeceksin? Gayrallezî künnâ ne'mel. Dünyada neler yapıyorduk ya. Onların gayrini yapacağız. Yani demek hep fasit amel yapmış.
Şimdi diyor ki onları yapmayacağız. İşte şarkı, televizyona bakar yani filmlere, dizilere, haramlara, günahlara. Şimdi Kur'an'a bakacağız. Ana babamızın yüzüne bakacağız, Kabe'ye bakacağız, alimin yüzüne bakacağız, Zemzem'e bakacağız, Musaf'a bakacağız. Bak şimdi, hep gayrını yapacağız. Cimrilik ederdik, şimdi dağıtacağız. Tembellik ederdik, şimdi kılacağız. Oruç tutmazdık, şimdi tutacağız. Zikretmezdik, gaflet ederdik, hep zikredeceğiz. Evelem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera ve ceâikumun nedir? Biz size düşünüp yola gelip amel etmek isteyene yetecek kadar ömür vermedik mi? Mevla da böyle soruyorum diyor, soracağım diyor. Ve ceâikumun nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Vaizler gelmedi mi? Geldi. Bize tam geldi. Bize tam geldi. Tebliğ ulaştı bize. E şimdi ne istiyorsunuz benden? Ömrünüzü nereye kullandınız? Saatlerinizi nerede zayi ettiniz? Fezûkû. Tadın bakalım azabı. Femâli zâlimine min nasîr. Siz zalim oldunuz. Bir şeyi mahallenin gayrine koymak zulümdür. Siz ömür sermayesini isyana, gaflete harcadınız. En büyük sermayeniz sizin vakitleriniz, saatlerinizdi. Siz salih amele kullanmadınız. Zalimlerin yardımcısı yok. Ben yardım etmem Allah buyuruyor. Benim etmediğime de kimse edemez. Çok ayet var. Ben etmediğimize kimse edemez. Orası dünya değil. Aracılar yok orada. Şimdi öyle işler yapalım ki yarın ahirette yüzümüzü ak etsinler. Bizi pişman etmesinler. Sonra ne dersin diyor? Döndür bizi, salih amel işleyeceğiz. Estağfirullah. Ve lev terâ izil mücrimûne nâkisû rûsihim inde rabbihim. Rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na ne'mel salihan inna muqinun. Velev şi'na le ateyna kulle nefsin hudaha velakin hak فَالْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Habibim bir görseydin manzarayı çok büyük bir iş görmüş olurdun. Ama göreceksin. Ama şimdi görür gibi bil. Ben sana bildiriyorum. O suçlular, günahkarlar, mücrimler, fasıklar Rablerinin huzurunda başlarını eğmişler, boyunlarını bükmüşler. Ya Rabbi biz gördük, hakikatleri gördük, hakikatleri işittik. Cehennem gürlüyor oradan, cehennem. 500 senelik mesafeden duyuluyor. Cehennemin gürültüsünü duyan daha neyi duyacak? Duyduk diyor, tabii duyarsın. Cehennemin sesi nasıl geliyor biliyor musun? 500 senelik mesafeden birbirini kırıp geçiriyor. İçinde devamlı gürültüler, kendini yiyor. Çünkü öğütecek adam lazım, kafirleri bekliyor. Onlar oradan, mahşerden 500 senelik yerden cehennemi duyuyorlar. Allah bize duyurtmasın. Amin. Çünkü diyor ki hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde mahşerde bir adam cehennemin gürültüsünü duyarsa oraya gireceğine delalettir. Tehlike var. Çünkü dostlar hakkında ne buyuruyor estağfirullah? İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ ulâik اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Sadakallahu l-Azim.
hakkında güzel karar geçmiş, ezelden dostlar defterine kayıtları geçmiş olanlar cehennemden uzak edilecekler. Onlar cehennemin sesini bile işitmeyecekler. Bu ayette Enbiya suresini. İşitmeyecekler demek, işitirse hakkında ezelde güzel karar geçmemiş, bir girecek oraya. Müslüman da ölse bile demek cehennemde nasibi var. İşitmeyecek. Onun için Rabbim duyurtmasın Fazl-ı Kerem. Cennetin kokusunu duyursun. Ve inneri hale yücedü mesirat 500 sene. Tirmizi hadisinde. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyuluyor. O da 500, o da 500. Hangisi? Kabirden kalktığın, çıktığın yer mahşer arazisi. Gümüşten bir arazi kurulacak. Bu toprak dönüşecek. Yeme tübeddelül arz gayral arz. Toprak başka toprağa döndürülecek. Ve semavat, gökler tabii, bu gökler aradan kalkacak. Arş sema olarak arş kalacak. Arkasında arş var. Bu gökler açılacak. Yerde değişecek. Üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş bembeyaz parlak gümüş. Toprak gümüşten olacak. O çıktığın yer, kabrinden çıktığın noktada cennete de 500 sene, cehenneme de 500 sene. Lik yol var. Ama kabrinden çıkarken diyor, müminler, cennetlik olanlar cennetin kokusunu duyacak. Kokuyu aldınsa cennetliksin. Direkt bu azapsız gitmek demek. Çünkü azaplı olan cehenneme uğrarsa o direkt cenneti duymaz. Direkt cenneti duymaz. Yani meselelere bak yani. Önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Bunların çözümüne bakmak varken şimdi eğleniyoruz yani. Eğlenmek zamanı mı bizim şimdi? Bu kadar ilim var, bunları öğreneceğiz de amel edeceğiz. Kazanmak için ahiretimizi. Onlar canlarının istediği nimetler içinde ebedi kalacaklar. Kafirler cehenneme atılırken öyle panik, öyle feryat figan bağırıp çağıracaklar. Duyanlar dünyadan şu anda birinin cehenneme atılırken ki bağırması canlı yayında dünya halkına işittirilecek olsa millet dayanamaz, kalbi çatlar ölür diyor yani. Çünkü bu dünyada böyle bir şey yok. Hiç böyle bir bağırma yok yani. Öyle bağıracaklar. Ama benim dostlarım onların bağırmaları mahzun etmeyecek. Neden? Duyurmayacağım diyor. Duyma yok. Duyarsa yani insanın şeyi bozulur. Huzuru kaçar yani. Melekler onları karşılayacak. İşte dünyada size vaat edilen cennet gününüz bugündür. Siz ibadet ettiniz, salih amel işlediniz, amel vakitlerinizi Allah'ın yolunda harcadınız, haramlardan sakındınız. Size vaat edilen ahiret bugündür. Gününüz bugündür. Allah günümüzü o gün eylese. Onun için benim hadis-i şeriftir ve dualarımızda var, dualarım kitabımda da var ve namazlardan sonra ihmal etmediğim dualardandır. Allahümme ceal hayra umrina ahira. Ey Allah, ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Ve ceal Allahümme ceal hayra umrina ahira ve hayra amelina khawatime. Ey Allah, celle celaluke, ya Rabbi amellerimizin en hayırlılarını son amellerimiz eyle. Amin. Ve ceal hayra ayyamina yevme nelqak ya Rabbi. Günlerimizin en hayırlısını sana kavuşacağımız gün eyle. Amin. Amin ya. Çokları için Allah'a kavuşacakları gün en kötü günleri olacak. Namazsız. Beş vakit namaz terk eden, ara sıra da atlatan, kazaya bırakan da buna dahildir. Ama tevbe eder bir daha bırakmaz o tamam. Men terake salate lekiyallahu aleyhi gadban. Kim namazını bırakmışsa bilsin ki Allah'ın huzuruna çıktığında Allah'ı öfkeli bulacak. En hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız güneyle. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz ahirete, Mevlamızın huzuruna. Bir de Rabbimiz bize gazaplı. Bu ne olur bunun sonu ya? Nasıl tevbe edeceğiz? Nasıl düzelteceğiz bu işleri biz? Ölmeden nasıl yapacağız ya Rab? Bak şimdi ne diyorlar? Habibim bir görsen manzarayı. Onlar nasıl mücrimler boyunlarını bükmüşler. Ya Rabbi gördük. Acaba diyordunuz? Var mıymış? Var mıymış cehennem, cennet varmış? Gördük diyorsunuz he? Ya Rabbi duyduk. Ne duydunuz? Allah'ın tecellileri, azametli nidaları, meleklerin nidaları, cehennemin gürlemesi, daha ne duyacak? Ne olacak şimdi? Döndür bizi ne olur. O kadar kolay mı ya? O kadar kolay mı ya? Bu kadar masraf yapılmış, gökler yerler kurulmuş, içinde alemler kurulmuş, 18 alem kurulmuş, hepsi sana hizmetçi kılınmış. Sen yiyesin, içesin, aşıyasın, Rabbini bilesin, bulasın diye
Sen kalkmışsın bu kadar masrafın içine etmişsin. Ne Allah tanıdın, ne kitap tanıdın, ne vahiy tanıyorsun, ne sünnet tanıyorsun, ne alim tanıyorsun. Hiçbir şey yok. Şer-i cizmeli Mehmet daim, hürriyet var, istiklal var. Bana anlatma, zebanilere anlat. Yakaladıkları zaman seni, hürriyet var de kardeşim. Demokrasi var, laiklik var. Ne oluyor? Zebaniye anlat ya, bana ne anlatıyorsun ya? Yakalanınca konuşuruz, görüşürüz. Şimdi gördük, gördük, işittik. Döndür bize. Ya döndür kolay mı ya? Adamın canı çıkmış sabahlara kadar, enbiyası, evliyası. Yememişler, içmemişler, çilehanelere girmişler. Allah demişler, zikretmişler, kendilerini sakınmışlar. Nuh Aleyhisselam ya 1000 sene adamcağız. Koca peygamber. 1000 sene ya, 1250 sene ya. Sırf hizmet etmiş, Allah'ımıza ibadet edilmiş. Adem Aleyhisselam öyle 1000 seneye yakın. 900 küsur sene. Bu kadar peygamberler gelmiş, evliyalar gelmiş. Hepsini sıfır. Bizi geri döndür. Ne olsun? Sil baştan. Ulan ne sil baştan? Adamlar cennete gidene kadar canı çıktı. Senin keyfine yeniden dünya mı kuracağız? Yok öyle bir şey. Buraya geldin bir defa. Alacağını al kardeş. Bir daha dönüş yok buranın. Bu çarşamba pazarı değil derdi Hurşit Efendi. Bu hafta lahanayı kaçırdın. Bir de hafta alırsın. Lahana bir de hafta da var. Burası çarşamba pazarı değil. Dünya pazarı bir defa kurulur kalkar ki sen ölünce senin kıyametin zaten kopmuş olur. Bir daha seni döndürmezler. Döndür bizi dersin. Salih ameller işleyeceğiz. İnna mukinun. Biz ya Rabbi şu anda şüphesiz inanıyoruz. Nasıl şüphesiz inanıyor biliyor musun? O zaman Ebu Cehil ne gibi? Aynı bizim Resulullah Efendimiz kadar imanı kuvvetlendi mi? Tabi kuvvetlendi. Gördü zaten daha ne? Görmekten ileri ne var? Görmekten ileri ne var? Biz şüphesiz inanıyoruz. Ali Adel Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Cehennem ehlinin tüm ehli imandır evladım der. Cemaat tabi şaşırırdı. Ama orada iman etmişler evladım derdi. Ehli imandır, ehli ikan. İkan yani şüphesiz inanıyor. Neden? Yanıyor daha inanmasın mı? Yanıyor daha. Cayır cayır tutuşmuş herif. Neyine inanmayacak yani? Evliyayı geçer onun imanı. Tabi geçer. Evliyanın buradaki imanından ileri geçer. Yanıyor. Var mı yok mu daha? Ne var mı yok mu? Yanıyoruz. Ya, mesele şimdiden o imanı kazanmak. Af Allah'ım sen buyuruyorsun ki dileseydik herkese hidayetini verirdik. Yani zorla yola getirirdik demek. Ama ben cebir yapmam. Bende zorlama yok. Ben hepsini ilmimde yarattım. Ezelde gördüm, seyrettim, bildim. Benden karar kesin çıktı ki and olsun, yemin olsun, elbette muhakkak, tekit üstüne tekit cinlerle insanların tümünden cehennemi dolduracağım. Hadi bakalım bu ayete. Ne diyeceksin şimdi? Ama hakikaten de bakıyorsun Mevla'nın bildiği zaten haşa yanlış olma çıkmaz. Gün ortalık nasıl? Ortalık nasıl görüyorsunuz durumu? 7 milyar insan var dünyada. Bunun ekseriyeti nereye gidiyor? Hayır duruma bakın. Bakın. Mevla'nın buyruğu hak değil mi şimdi kardeşim? Dolduracağım diyor. Çünkü neden? Öyle gördüm diyor. Öyle seçim yaptılar. İradelerini öyle kullandılar. Ben ezelde biliyorum diyor. Kimseyi zorlan bir yere götürdükleri yok. Herkes cehenneme seve seve gidiyor. Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz için şimdi tadın bu azabı bakalım. Biz de sizi unuttuk diyor Allah. Ben unutmam. Unutma muamelesi yaparım. Terk ettim seni cehennemin dibinde. Zır zır ağla inle bakalım. Anam mı duyar, babam mı duyar? Avukat mı gelir, ziyaretçi mi gelir bakalım? Var mı ahireti unutmak ya? Var mı kabiri mahşeri unutmak sen? Neyi unutuyorsun ya? Karının doğum günü mü bu? Evlenme yıl dönümünü mü unutuyorsun? Karıdan bir azar işitiyorsun, ondan sonra 50 sene unutmuyorsun. Değil mi? Neyi unutuyorsun? Hangi gün unutuyorsun? Çocuğunun doğum günü mü bu? Allah'a kavuşacağınız gün var. Bu nereyi unutuyorsun? Biz de sizi unuturuz. Yaptığınız kötülükler sebebiyle. Tadın ebedilik azabını. Yine buradan anlaşılıyor ki yani Müslümanlar tabi ebedi kalmayacağından anlaşılıyor ki ebedilik azabı diyor ya yine kafirlere gidiyor yani. Yine kafirlere gidiyor da işte bizim de kafir ölme tehlikemiz de var. Oradan korkuyoruz zaten. Evet ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size de çok da müjdeli şeyleri demek istemiyorum. Çok görüyorum. Yani yine yakında bir hadis-i şerif gördüm. Çok acayip. Çok yalvardı, yalvardı. Ya Rabbi ne olacak, ne olacak? Ümmetim, ümmetim. Dedi şirk koşmadan gelenleri bana bırak dedi. Ya.
Hadi bunu da burada açıkladık yani bu gece. Şirk koşmadan gel. Ama işte bu günahlar sonunda şirkle ölmeye sebep olur mu tehlikesi duruyor. O tehlikeden ödümüz kopuyor yoksa. Şirk koşmadan gelenlerim. Hey kurban olduğum Allah'ım. Onun için korkuyla ümit arasın. Korkuyla ümit arasın. Allah dengemizi bozdurmaz. Amin. Bir taraf ağır basarsa imandan çıkar, çıkma tehlikesi var. Ya Rabbi döndür bizi. Bugün amel etmezsen, bugün kazanmazsan, bugün tedarik etmezsen, kıyamet günü ne diyeceksin? Döndür bizi salih amel işleyelim. Feyukalu. O zaman sana ne denecek? Burayı da alın. Bu da size kapak olsun. Etiket olsun. Mesajlarınıza lütfen ekleyin. Her gün ekranınızda bu dursun. Ya ahmak, ente min hunake teci. Döndür bizi, salih amel işleyelim diyeceksin. Sana ne denecek? Ey ahmak, sen oradan gelmektesin. Zaten oradan geliyorsun denecek. Döndür bizi, dünyaya düzgün amel işleyelim. Ne diyeceklermiş? Ey ahmak, sen zaten oradan gelmektesin. Nereye döndürelim bir daha? Yine gitsen aynı ahmaklığı yapacaksın. Çünkü ayette ne diyor? Böyle urdu le adu li banu. Eğer geri döndürülseler herkes yine aynı yaptığını yapacak diyor. Allah'ım kurban ayet olmasa yani ayet olmasa hadis bile olsa kaynaklarını bir inceleyelim derim ya. Ayet ya. Şimdi şu anda biz neredeyiz? Meyhanede de adam var. Kerhanede her yerin adam. Şimdi dünya dönse aynı saat herkes nerede? Herkes aynı yerde olacak diyor. Neden biliyor musun? O dönen diyecek ki, ulan epey de bir tehlike atlattık ha falan diyecek. O da diyecek ki, ya ne durum var şimdilik ne? Onlar buluşacaklar tabii yine o hapishane arkadaşları gibi. Dışarıda buluşacaklar yani. Zindandan çıktı ya cehennemden. Diyecekler ne durum var? Hazır buraya geldik. Ya diyecekler, efendim ama bir daha gitme durumu. İzinli geldik daha. Döndür dedik, döndürdüler. Bir daha ne yapalım? Ya kardeşim, o bir sefer oldu. Belki bir daha olmaz. Şimdi biz keyfimize bakalım. Bu peşin lezzeti niye kaçıralım diyecek. Aynı mantık, şu andaki mantık o zaman da aynı mantık. Çünkü efendi Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya bu nasıl iş, adam cehennemi gördü, yandı çıktı ya. Yine dönecek aynı şey. Derdi ki şeytanla nefis geri kalsaydı o zaman yaptığını yapmaz. Ama aynı şeytan kandırıkçı aynı. Aynı nefis var. O nefisle şeytan varken yine aynı kandıracak onu derdi. Çünkü onu yine avutuyor. Ya bu sefer olmaz, bu bir kere oldu böyle, geçti gitti, boş ver, kötü bir rüyaydı. Hatırlamayalım arkadaşlar o günleri falan. Ne yapalım? Keyfimize bakalım. Ama yine gidecek. Onun için Mevla buyuruyor ki, ben hesabımı yaptım, ezelde bildiğime göre de çıkıyor, zaten ilmimde hata olmaz. Herkes yaptığını, karşılığını bulacak ki, geri döndürse aynısını yapacak. Onun için döndür möndür lafları para etmez. Şimdi buradasınız. Döndür demeyin bana. Sonra derler ki sana, ey ahmak, sen oradan geliyorsun zaten. Bir daha aynı mı göndereyim seni? Ne fark edecek? Ne değişecek? Ha şeytansız, nefissiz, o zaman seni melek mi yapacağım? Melek de imtihan olmaz. Burada kazanacağız inşallah. Allah'ım işimiz, sonumuz yani var ya, şu ölmeden evvel Rabbim iyi niyetlerimize bağışlasın. Amin. Ölmeden tövbe ettirsin bizi fazla. Amin amin amin. Daha var ya da çok ders hazırladım da yok vakit geçti. Şimdi sene sonu sene başı duaları itibariyle bakın 70. sayfadan açıyoruz. Dergi ne var burada şimdi? Ne anladınız burada? He? Şimdi burada ne var? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Muharrem ayında oturdu karaya, Cudi Dağı'na. Burada ne var? Develer. Hicret. Burada ne var? Kerbela. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela'yı hani Şiiler matem tutuyorlar. Aşure'yi ne tutuyorlar? Evvelce biliyorsunuz zincirlerlerdi kendilerini. Hala da İran'da yapıyorlar. Kanlar çıkartıyorlar. Hep haram tabii ki öyle zincirlemek, kanman haram. Bu hususta Abdülkadir Geylani ki Ehl-i Beyt'in imamıdır. Kendisi Ehl-i Beyt'tendir. Çok muazzam Abdülkadir Geylani'nin izahını yazdım. Aşure gününde Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit olması o günün matem tutulmasını icap etmez. Delilleri nelerdir? Bunları hepsini yazdım. Çok çok ilim var yani. Ben şimdi hepsini size sayamayacağım. Ama
Evvela şunu mutlaka, aman bak, kaçırırsınız maçırırsınız, bir sene kaçar yani. Bu senelik işler bunlar. Hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Allah-u Teala bizlere iki tane görevli yazıcı melek görevlendim. Tirmizi hadis-i şerifidir. Her gün bizim amellerimizi Mevla'nın huzuruna arz ediyorlar. Yükseltme tabiri var, ref tabiri, Mevla mekandan münezzeh. Yukarı manası anlamayın. Huzuruna Mevla'nın divanları var, illiyin gibi. O divanlar yukarıda, gökte. Ama Mevla gökte değil de Mevla'nın divanları var, dosyalar. Bu iki melek dosyaları getirirler. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, bu kulumun sabah kalktığından akşam yattığına yaptıkları, yazdırdıkları amellere bakınız. Kalkmış, uykudan uyanmış yatakta, ilk kalktığın zaman ne diyeceksin? Yani tabii dua, Allah-u Ekber var, zikirler var. Efendim, elhamdülillâhillezî ehyâna ba'demâ mâtenâ ve ileyil ba'si ve nüşûr. Bir dua, yani çok rivayet var. Dualarım kitabında da var. Yataktan kalkmış, neyle başladın? Elhamdülillah diye başladın. Şimdi tekrar yatacağız. Yatarken son defter kapanacak. Uyudun mu kapandı o hesap. Ya uyanınca tekrar yeni defter. Neyle yatacaksın? İşte dolu yazdık kitapta. En azından bir üç kere estağfurullahalazimellezi işte okunabilir vesaire. Mevla buyuruyor ki, sayfanın başında hayır, sonunda da hayır varsa üşhidikümenni kad gafertü li abdi ma beyne tarafi sahifet. Ey yazıcı melekler, sizi de şahit tutuyorum. Bu sayfanın başı sonu zikir ve hayır olduğu için aradakilerin tümünü bağışladım. Bak ne kadar önemli kalkma duaları, yatma duaları. Bak ne kadar önemli. Şimdi bu Tirmizi hadisinde geçer. Zaten onun için kalkınca bir melek, bir şeytan gelir. Melek hayırla başla diye ilham verir. Şeytan şerle başla diye ilham verir. Yatarken bir melek, bir şeytan gelir yine. Melek, ya bir dua et, zikret de öyle yat der. Şeytan, karıyla bir kavga et der. Veyahut da bir mevzu, bir dedikodu. Yatak muhabbeti çok iyidir karıyla. Yatarsın, hanımınla yani. Ya okursun okursun, halbuki son sözün kelime-i şehadet olsun, zikir olsun. Hani uyumadan diyor ki, vecale ahire ma tekellemu bi. Buhari'de bir şey var, duası var ya. Efendim, bunu diyor, en son konuşacağın kelam yap. Allah'ım, bir kitab-ı ke, amentü, bir ketevekkül, aleyke tevekkeltü. Duası diyelim. Ama sen biraz durursun, hanım hemen yine bir laf. Duydun mu, şöyle olmuş. Ulan oturuyorduk, konuşsaydın, yatıyoruz da. Ne konuşuyorsun şimdi? İşte şeytan sana girer, senden şey bulamazsa fırsat, ondan sana döner. Ondan sonra sen de konuşmazsın, falan edersin, hani okuman bozulmasın. Bu sefer ondan sonra, ne yani böyle hareket yapıyorsun, ne biçim adamsın, bir moralini bozar. Sen de ne diyorsun falan, hadi bir daha bir mevzu, konuş. Karı sizi konuşturursa bazı da erkek konuşturur kadını, o da ayrı dava. Kadınların da ne takvaları var, adamlar başına bela olmuş. O zaman da sonunda yine ne yapacaksın? Yine son sözün, yine zikir olsun, dosyayı hayırla kapat. Dedikoduyla kapatma. Arası silinecek. Buna kıyasen alimler buyurmuşlar ki, sene sonuyla sene başında da ne var? Defter var. Bir senelik defter. Şimdi saatler geri alınmasına rastlamasaydı, bu gece dedim tesbih namazı dedim, sonunu seneyi bir temizleyelim ama erkene geldik. Yoksa 5'te kurtarırdı. Şimdi tabii 4'te geliyor, kurtarmıyor. Herkes evinde kılabilirse kılsın. Efendim, şimdi hadis rivayetlerde alimler diyorlar, Zilhicce'nin sonu. Yani 3 Kasım pazar. Önümüzdeki 3 Kasım pazar. Güneş batmadan 3 kere Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Sayfa 70. Allahümme ma amiltu fi hadi senedi mimma neyteni anhu. 4-5 satır Arapça. Arapça bilmiyorsan Türkçe. 3 Kasım pazar, yani 3 Kasım olarak değil, Zilhicce'nin sonu öyle denk geldiğinden yani. Son gün. İkindiden sonra, burada demedik, 70 kere istiğfar yap en az. En az 70 kere, 100 kere yapsan daha iyi olur. Ondan sonra sene bitiyor, sene hesap kapatacağız. Hesap kapatacağız ikinden sonra. Yani biz sohbete buraya gelmeden evveli konuşuyorum. Çünkü neden biz geldik ki? Sene bitiyor, yeni çiğ girmiş olur.
Bu duayı kaç kere yapacak? 3 kere okuyacak. Manasını da buradan öğrenirsiniz. Manasını düşünmeden feyiz ve huzur olmaz arkadaşlar. Manayı bilmek lazım. Bak yazdık size. En azından toptan bir manayı bil. Kelime kelime bilemeyebilirsin. Bu duayı 3 kere okursa şeytan, herkesin başında bir şeytan var. Nasıl herkesin özel meleği var, herkesin özel şeytanı var. Şeytan der ki, bir sene yorulduk, bunca günahları işletmek için bunca zahmet çektik, bir anda hepsini sildirdi gitti. Bunu şeytana dedirtelim inşallah. Üzelim onu be. Dostları sevindirelim, baba düşmanımızı üzelim ya. Baba düşmanımızı ya, babamızı cennetten çıkar. E şimdi biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinsin ya. Sahabe sevinsin. Alimler sevinsin. Geçmiş büyüklerimizin ruhlarına gider. Hep onlar bakarlar. Aa, geçmiş seneyi sildirmiş. Hep ölülere arz ediliyor. Dostlarımızı sevindirelim. Ne işimiz var? Sene sonunda okunacak saadet duası. Sayfa 71. Bu nasıl bir dua biliyor musun? Bu çok uzun. Cevahirul Hams kitabı mübarek Gavs Hazretleri bunu Muhammedul Gavs, çok büyük veli, bu çok eski, 500 sene falan daha evvel kitabı, Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor Arapçası, Türkçesi de burada. Bu duayı sene sonunda diyor, yani işte pazar gün ikinden sonra 21 kere bu dua 21 kere okursa ona manen halleri bildirilir, manevi mertebeleri yükseltilir ve yükseltilirken de kendisine ya uykuda ya uykuyla uyanıklık arasında da manen yükseltildiği gösterilecek diyor. Gösterilecek. Yani hani diyorsun ya, bir şeyler göreyim möreyim. Belki görürsün bir şeyler. Bir dene bakalım ha. 21 kere okunuyor ama ne dua, aman ya Rabbi, Mevla'ya öyle bir nidalar, öyle bir efendim, yani maddi manevi bütün belalardan kurtaracak dua. Sene sonunda bu 71. sayfede okunuyor. Sonra bunu da demiş olalım. Muharrem'in biri 4 Kasım pazartesi. Burada gece de okunabilir. Ertesi gün illa okunacak yine. Muharrem'in evvelinde efendim 3 kere Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyor. 3-4 satır. Ya nefse karşı bize bu sene yardım et. Ya Rabbi yeni sene geldi. Ya Rabbi şeytandan muhafaza et. Dostlarından muhafaza et. Nefse karşı bize yardım et. Bizi sana yaklaştıracak amellerle meşgul et. Bu duaları da yapıyor. 3 kere. Ondan sonra şeytan yine, herkesin kendi şeytanı kendi başında, ne diyor? Bu adam ömrünün kalan kısmını bizden kurtardı. Artık biz bu kişiden ümidi kestik. Şeytan diyor ki, fuzuli masraf etmeyelim, bununla uğraşmaya gelmez diyor. Biz öbürleriyle uğraşalım, bu kurtardı diyor. Bu duada nasip olsun inşallah. Bu sayfa kaçta? 72. Bu çok kuvvetli. Bütün kitaplarda, kaynaklarda geçer bu dua. 3 kere de bu sene başı duasıdır. Ondan sonra sene sonu, sene başı oruçları. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Hafsa annemizden rivayet var. İbn Abbas Efendimiz'den geliyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Zilhicce'nin son günüyle Muharrem'in ilk gününü oruç tutan, yani pazar günü sene sonu orucu, pazartesi sene başı oruç tutarsa geçen seneyi oruçla bitiriyor. Gelecek seneyi de oruçla karşıladığı için cealallahu lehu kefarete hamsine seneten, 50 senelik tulum günah çıkartsa hepsine kefaret der. 50 seneye kefaret der. Ya bu da güzel bir şey. Ama oruç tutarsanız iftarlıklarınızı alın. Ben size burada hurma murma getirecek halim yok hepinize yetecek kadar. Oruç tutan da gel yanında iftarlığını düşün. Düşünürler zaten hoca. Oruç tutan yanına bir şey almadan gelir mi bu millet? İşini sağlam yapar. Evet. Muharrem ayın hilali görüldüğünde ilk gece okunacak dua. Muharrem'in ilk günü yapılacaklar. Burada çok vazifeler var. Yalnız bir gece vardı. İlk gecesi de zaten inşallah buradayız. Çok önemli vazifeler var. Namazları, ilk gecesindeki muazzam bir namaz. Allah Allah Allah. 74'te belki yani buraya herkes gelemez. Ben şimdiden dergiyi tavsiye ediyorum. Lale Gül dergisi çıkmış. Yetişti elhamdülillah. Bu 73. sayfada ilk gün yapılacaklar. Efendim 360 Ayetel Kürsi okusa besmele ile, ondan sonra bir duası var. Hiç istemediği bir şeyle bir sene boyunca karşılaşmaz. Evliyaullah'ın hepsi bunu denemiştir. Nasip olursa yapsak ya. Allah nasip etse de bu sene de başımıza bir bela gelmeden kurtulsak inşallah. Önümüzdeki sene. Efendim bir kağıda
113 besmele yazıyor. Üstünde taşısa, ben yazdıydım onu, hapiste de yazdım, evvelce de yazdım. Hızır Efendi de çok yapardı bunu. 113 besmele yazsa Muharrem'in ilk günü, onu üzerinde taşısa ömrü boyunca istemediği hiçbir şeyle karşılaşmaz. Ama işte kağıdı kaybedersem bir daha sene bekleyeceğim Muharrem'in birini yani. İlla Muharrem'in birinde yazılıyor kitaplarımızda. Böyle geçiyor. Böyle çok güzel ameller var. Efendim, evinde böcek, haşerat uzaklaştırmak isteyenler ile Muharrem'in ilk gününde, hep Muharrem'in ilk gününde yaparsa. Bunlar hep vakitli saatli şeyler. Havas meseleleri, vaktini saatine, sayısına, adedine riayet etmek lazım. Namazları 74. sayfede, 75. sayfede. Efendim, oruçları, Muharrem ayı orucu, oruçların en faziletlisi. Konuşuruz inşallah daha. Dergiden şimdi duaları garantiye alın. İnşallahurrahman. Bir de neyi sordular? Geçen gece biz Çekmece'de yaptığımızda bir dua söyledin dediler. O dua nedir dediler? 14. sayfede, değil mi? Bu 27 makbul dua, kıymetini bilmediniz. Bunda ne ilimler var dedim size. Efendim? He? Kaçıncı dua? Nerede dedim onu? Yok yok. Çekmece'deki sohbette bir şey söyledim ya. Kaçta? Ha, 19'da, 20'de İbn Abbas Hazretleri vaat ediyor. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi durumum sıkıntıda, dünyalık bir şey istiyorum. Buyurdu, beni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim. Çok bir şey de yok yanımda, az bir şey de yok. Resulullah biliyorsunuz nesi var nesi yok verirdi. Azıcık bir şey bile yok dedi. Ne vereyim sana? Lakin sana bir şey öğreteyim. Cibril onu bana getirdi. Dedi ki, bu Allah'tan sana hediyedir. Senden evvel kimseye verilmemiştir. Hangi dertli, hangi sıkıntılı, hangi devletten korkan, mahkemeden korkan, maddi sıkıntılı, borçlu, ne derdi varsa mutlaka Allah açacak dedi. Nasıl dua edeyim ya Resulallah dedi. Allahümme ya imade men la imade. Çok muazzam bir şey ya. 20. sayfada bu 27 makbul dua. Öyle bir dua, tabii manası da 21'e geçiyor. Arapçası da orada var. Ey direği olmayanların direği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey azığı olmayanların azığı. Ey yardımı olmayanların yardım. Böyle devam ediyor. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu duayı yap, sonra isteğin neyse muradını iste, isteğin verilmeden yerinden kalkmayacaksın. İşte, ihlas, ihlas, ihlas. İşte bunlar böyle, sahabe böyle yapıyordu. Ya adamlarda ne iman vardı biliyor musun ya? Ama geldi diyor ya Resulallah, dua et gözüm açılsın. Dedi, istersen dua etmeyeyim, sabret, cennette iki cennet sana verilsin. Dedi ya Resulallah, seni de göremiyorum, kimseyi göremiyorum. Yani sen dua et, ben gözüm açılsın. Dedi o zaman, git abdest al, işte şu duayı yap. Allah'ım neselik ve teveccühelik ve nebi rahmeti. Tevessül hadisi. Ya Muhammed diye beni de adımı an, benimle Allah'a yönel. Duayı öğretti. Sahabe diyorlar ki, yahu ama adam gitti oradan, birazdan geldi sanki hiç kör olmamış. Gözü açıldı geldi diyor. Ya adamlarda iman var kardeşim. Gidiyor abdesthaneye alıyor duayı, yapıyor, gözü açılıyor. Ama biz 104 kitabı okuyoruz, bir şey açıldığı yok. İhlas. Ya inanacaksın ki bunu Resulullah buyurdu. Ya bu hak ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim imanım kuvvetlidir. Ama hemen çıkmaz, kabul olmadım deme. Vakti saati var. Ama işte sahabeninkinde böyle hemen kabul oldu. Yalnız buyurdu ki, bunu beyinsizlere, aklı kıt olanlara öğretmeyin. Öyle keskin bir duadır ki uygunsuz bir şey isterler, o bile kabul olabilir. Öyle keskin bir duadır, beyinsizlere öğretmeyin diye. Ve aklı kıt olanlar. Ben sizin aklınıza güvenerekten yazıyorum işte, ama inşallah bıçak ters dönmez. Efendim, sayfa kaçta bu 27 makbul duada? 21. sayfede, yani hadis. Hadis o Arapçası 19'da başlıyor. Türkçesi bir kere Ali radıyallahu anh diye başlayan kısım 20'de. Sizin okuyacağınız metin 21'in başında. Türkçesi altında. Kaynakları ta 22'ye kadar uzanmış. Allah'ım amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselüke el cenne. Ve mâ karrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udü bike minen nar. Ve mâ karrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min khayr mâ seleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem.
Ne'udü büke müsterim üsteâdeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müsteânü aleykel belâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme nâ enselüke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Ne'udü büke mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimnâ minhu ve ma lem na'lem. Allahümme mâ kadaytenâ min kadâ. Fec'al âkıbetehu reşedâ. Allahümme rabbenâ âtenâ min ledünke rahme. Ve heyye lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbenâ etmim lenâ nûrenâ. Vaghfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Gecemizi mübarek eyle, hayırlı eyle, bereketli eyle, bizleri affeyle, mağfiret eyle, tertemiz eyle, ilimle, amelle, ihlasla, müzeyyen eyle, mücehez eyle, kalplerimizi tasfiye eyle, nefislerimizi tezkiye eyle, amin diyen dilerini arcihimden azad eyle, kanser hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Allah'ım beyin kanaması geçirmiş kardeşler dua etsene, acil devalar ikram eyle. Ya Rabbi borçlulara edalar ihsan eyle. Askere gidenlere yardım eyle, namazlarına, ibadetlerine kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ım askerimiz, polisimiz bizi koruduklar gibi. Sen de onları muhafaza eyle. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Filistin'e yardım eyle, Afganistan'a, Çeçenistan'a, Doğu Türkistan'a, Keşmir'e, Ya Rabbi, Fazl-ı Kerem'inle, Kerkük'te vesair aktar arzın neresinde? Zulme uğramış, mazlum durumda Müslümanları halas eyle, esirleri halas eyle, hapishanedekileri halas eyle, ailelerine kavuştur Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, ve ya hayral fatihin. Cemaatimizden Arif Özçelik kardeşimiz, bu sohbet cemaatinden bir trafik kazasında vefat etmiş. Bak, haftaya burada, geçen hafta, şimdi mezarda adam yani. Böyle bu dünya, hediye bekler. Efendim, kardeşimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Hediyemizi ulaştır Ya Rabbi. Kabrin nur eyle Ya Rabbi. Hali hayatında geldiği için ruhaniyetine de sohbetlere devam nasip eyle. Maneviyatta da bu cemaatlerden hissesini gönder Ya Rabbi. Bize de devam şabat nasip eyle Ya Rabbi. Elmas, Nuriye, Faik, İsmet kardeşlerimiz, vefat edenlerin isimlerinden bize gelenler Ya Rabbi. Kabirleri, halleri, amelleri sana malumdur. Ama biz hediye sünnettir. Biz Habibi sallallahu aleyhi ve sellem, dua edin. Kardeşlerinize, ölülerinize dua edin, istiğfar edin. Buyurun. Onları affeyle, mağfiret. Ruhlarını hediye eyledik. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Hediyemizi ulaştır. Ya Rabbi kabirlen nur eyle derecelerini âli. Amin diyen dilleri nar-ı cehîminden azat. Amin amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala Ali ve Sahbi. Amin. Bir de Kadir Gecesi yazılan dua var. Herhangi gece okunsa kelime-i tevhid. Kendimize bir şey yapmıyoruz kendi başımıza. Onu da bir okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah El Halimul Kerim Subhanallah Rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah El Halimul Kerim Subhanallah Rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah El Halimul Kerim Subhanallah Rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ya Rab, son cuma gecemiz, senemizin 1434 hicri yılımızın son cuma gecesindeyiz Ya Rabbi. Bir daha senede nice cumalara kavuştur Ya Rabbi. Senemizi hayırla kapattır Ya Rabbi. Son günlerimizde defterimizi temizlettir Ya Rabbi. Hesabımızı, dosyamızı tezkiye etmeye bizi muvaffak eyle Ya Rabbi. Son günlerimizde tesbih namazları istiğfarlarla geçirmek nasip eyle Ya Rabbi. Bu senenin hiçbir günahından bizi ahirette mesul etme Ya Rabbi. Karşımıza hiçbir günahımızı çıkartma, tevbeyle sil Ya Rabbi. Hatta sevapları hasenata tebdil eyle Ya Rabbi. Günahları sevaplara çevirtirecek salih tevbe, nasuh tevbe nasip eyle bize Ya Rabbi. Hicri yıl başımızda da gecede önümüzdeki pazar gecesinde de bizi sıhhatle, afiyetle, ibadetle, taatle, iyi niyetle, hayırlı niyetlerle ilim meclisinde cem eyle Ya Rabbi.
engelleri bertaraf eyle. Amin. Sağlığımızı, sıhhatimizi, kuvvetimizi, fırsatımızı, imkanlarımızı gün be gün müzdade eyle. Amin. Ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle. Amin. Her türlü şerlerden cümlemize emin eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin. 2-3 ilan var. Abonelerimiz aranıyor demişler. Lale Gül'den arıyoruz diye diğer gruplar yabancı insanları kandırıyorlar. 444 3468. Size bir numara verdik. 444 meşhur zaten. 34 İstanbul'un plakası dedik. 68'de 34'ün iki katı dedik. Kafanızda kalsın dedik, değil mi? 444 3468. Buna sormadan sizi arayanlara cevap verip abone olan demeyin. Zarar görürsünüz. Paranız çalınır edilir. Biz mesul olmayalım. Bak burada telefonlar kurulmuş. Kaç kişi görevli var? Bunu teyit alın. Dükkanlarımız sadece Lale Gül yazan dükkan. Çarşamba'da bir de burada Lale Gül. Bunun dışındakiler de bizle alakalı değildir. Ona göre efendim hizmetler devam ediyor. Allah yardım eylesin hepimize. Lale Gül dergisinin ilimlerle dolu, ben anlatamadım. Vakit yok. Ama Aşure gecesi de anlatacağız. Haftaya da anlatacağız. Dergiyi alın, ulaştırın. Herkese bu duaları ulaştırın. Allah da sizi hayırlara ulaştırsın. Şerlerden geri çeksin. Amin.